Okumakta olduğunuz bu büyük kitabın asıl sorusu ve probleminden biraz bahsederek başlamak istiyorum. Tam olarak emin değilim ama birkaç yüz sayfasını okuduğunuz bir kitap. Bu büyük kitabın üzerinde durduğu asıl mesele nedir? Yeni bir kitaba başlarken bu soruyu sormak daima önemlidir. Yazar hangi soruyu sormaya çalışmıştır? Ya da ilgilendiği problem nedir? Tocqueville'in problemini şu şekilde açıklamaya çalışabilirim. 17. ve 18. yüzyıllarda eşitlik ve özgürlük fikirleri sorunsuzca yan yana gitmiştir. Şimdiye kadar okuduğumuz Hobbes, Locke, Rousseau hatırlayacaksınızdır. Hepsi de doğa durumunda hepimizin özgür ve eşit olduğunu iddia etmişlerdir. Düşman eski rejimin, eski monarşik toplumların ayrıcalıkları ve yerleşmiş iktidar hiyerarşileri olarak gözüktüğü sürece özgürlük ve eşitlik de yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan demokratik düzenin birbirlerini karşılıklı olarak destekleyen yönleri olarak görülmüştür. Ancak 19. yüzyılın başında Avrupa'nın ve yeni dünyanın demokrasilerinin veya proto demokrasilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte siyaset felsefecileri ya da düşünürleri özgürlüğün ve eşitliğin aslında farklı yönlere gittiğini düşünmeye başlamışlardır. Özellikle de Tocqueville, Benjamin Constant veya John Stuart Mill'i de ekleyebiliriz. Ancak özellikle Tocqueville, demokratik toplulukların oluşturduğu yeni toplumsal gücün ve yönetim şeklinin insan özgürlüğüne karşı oluşmuş organize bir tehdit olduğunu düşünmüştür. Toplumsal gücün yeni biçimleri nelerdi? Tocqueville'e göre bunlar burjuva demokrasileri diyebileceğimiz yeni orta sınıf, Fransa, İngiltere ve Birleşik Amerika'da ortaya çıkmaya başlayan yeni orta sınıf demokrasileridir. Locke ve daha öncekiler için de olduğu gibi Tocqueville'in sorunu ya da sorusu siyasal gücün etkilerinin nasıl hafifletileceğidir. Siyasal güç nasıl kontrol altına alınabilir? Evet, doğru mu? Bilebilirsiniz. Hatırlayacak olursanız Locke'un bu soruya cevabı Amerikan Anayasası'nı oluşturanlar tarafından da benimsenen güçler ayrılığı ilkesiydi. Ancak Tocqueville, fren ve denge ya da güçler ayrılığı gibi bu tarz kuramsal araçların diyebilirsiniz ki halkın bir bütün olarak kral olduğu demokratik çağda işe yarayacağından o kadar emin değildir. Kuramsal çarelerin işe yarayacağından da o kadar emin değildir. Tocqueville, Amerika'da demokrasiyi yazmadan 75 yıl önce Rousseau, halkın egemenliği doktrinini kendisi için çalışılacak bir ideal olarak ortaya atmış, insanları olduğu gibi ancak kanunları olabilecekleri gibi ele almıştır. Halkın egemenliği doktrininin gerçekleştirilebilecek bir şey olduğunu düşünmüştür. Ancak Tocqueville, Rousseau'dan 75 yıl sonra bu doktrini, halkın egemenliği doktrinini 18. yüzyılın ortasında yaşamış bir Fransız'a geçmişte kalmış ütopik bir ideal olarak gözüken bu ideal, Tocqueville'e göre Jackson'ın Amerika'sında tamamıyla şekillenen bir siyasal gerçeklik olmuştur. Demokrasiden şu alıntıyı bir değerlendirelim. Birleşik Devletler'de diyor, dogma, halkın egemenliği dogması, alışkanlıklar ve egemen fikirlerden bağımsız, izole bir doktrin değildir. Aksine bir bütün olarak Anglo-Amerikan dünyayı çevreleyen fikirler zincirinin son halkası olarak görülebilir. Ve Tocqueville bu fikrin tüm ulusu kapsayacak şekilde genişlediğinde onun yani bu fikrin halkın egemenliği dogması haline geldiğini söyleyerek devam etmiştir. Burada Tocqueville'in Rousseau'nun halkın egemenliği anlayışının gerçekte nasıl varlık bulduğunu kanıtlaması durumu ile karşı karşıyayız. Tocqueville'e göre Amerika'da ve Avrupa'da yeni oluşmaya başlayan demokrasilerin halk tarafından yönetilen bu yeni demokratik devletlerin önceki rejimlerden daha adil
ya da daha az keyfi olmayacağına dair hiçbir kanıtımız yoktur. Takvile göre hiç kimse ya da kişiler topluluğuna güvenle iktidar teslim edilemez. Ona göre halkın birleşik gücü, halkın birleşik egemenliği, diğer rejimlere göre özgürlüğün daha güvenilir bir garantörü olamaz. Böylelikle şöyle söyleyebilirsiniz ki, demokrasi çağında siyasetin sorununun halkın egemenliğinin nasıl kontrol edileceği olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır. Hatırlayacaksınızdır. Rousseau'ya göre bu ciddi bir sorun değildir. Ona göre genel irade yanılmaz. Yani halk kolektif kapasitesine dayanarak yönettiğinde yanılmaz. Ancak Tocqueville halkın egemen olarak kolektif kapasitesinin yanılmaz olup olmadığından o kadar emin değildir. Sorun bununla ilgili ne yapılacağıdır? Aristokratik dönemde iddia edebilirsiniz ki cevap oldukça basittir. Tocqueville aristokratik dönemde her zaman telafi edici bir güç olduğunu savunmuştur. Bu gücü kullanan ya da kullanmaya muktedir olan krallardır. Her ne kadar güçlü olursa olsunlar, krallar daima parçalanmış ve savaşa eğilimli soylularla sınırlandırılırlardı. Ancak halkın kral olduğu bir dünyada telafi edici güç ne ya da kim olacaktır? Halkın iradesini ya da genel iradeyi kontrol edecek olan kimdir? Ya da kontrol edecek olan güç nedir? Bu demokratik gücü kontrol etme sorunudur. Bu soru kitabının girişinde yücelttiği Tocqueville'in yeni siyaset biliminin cevap vermeye koyulduğu sorudur. Bu yeni siyaset bilimi kendisi oldukça yeni olan bir dünya içindir. Ve bu açıdan şunu söylemem gerekir ki hepimiz Tocqueville'in çocuklarıyız. Siyaset bilimimiz demokratik hükümete rehberlik etme ve onu kontrol etme problemiyle ve halk yönetimiyle siyasal bilgeliği birleştirme sorunuyla meşgul olduğu sürece hepimiz Tocqueville'in müritleri sayılırız. Bunun nasıl yapılacağı demokrasilerin asıl problemi olarak önümüzde durmaktadır. Yani halkın iradesiyle siyasal bilgeliğin nasıl birleştirileceği sorunu. Tocqueville'in ilgilendiği şey tam olarak budur. Devam etmeden önce Alexis de Tocqueville'in kim olduğu sorusunu soracağım. Onunla ilgili birkaç şeye değineyim. Tocqueville 1805'te Fransa'nın kuzeyinden Normandiyalı köklü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Tocqueville'in malikanesi bugün hala ayaktadır ve ailesine mensup kişilerin elindedir. Biliyorum. Çünkü birkaç yaz önce oraya gittim ve mirasçılarıyla, aslında tam olarak doğrudan mirasçıları değil ama orada yaşayanlarla tanıştım. Tocqueville ve eşinin hiç çocuğu olmamıştı. Tanıştığım insanlar erkek kardeşinin tarafından akrabalarıydı ve Fransız aristokratlarda bulmayı ümit ettiğiniz konukseverlik, zarafet ve çekiciliğe son derece sahip insanlardı. Tocqueville atalarının toprağına son derece sadık birisiydi. Benim çok sevdiğim Tocqueville mektuplarından birisi olan 1828'de yurt dışından döndükten sonra kaleme aldığı bir mektupta şunları söylemiştir. İşte buradayım. Sonunda Tocqueville'de, evine soyadı ile hitap etmektedir. Sonunda ailemin eski, yıkık dökük evinde Tocqueville'deyim. Bir lig mesafeden Fatih William'ın İngiltere için demir aldığı limanı görebiliyorum. İsimleri Fatihler arasında sayılan Normandiyalılarla çevriliyim. İtiraf etmeliyim ki bu saydıklarımın hepsi içimi ısıtıyor. Tocqueville tarihini Normandiya'nın fethine kadar dayandıran ve dolayısıyla yüzyıllardır Fransa'nın bir parçası olan bir toprakta yaşayan bir aileden gelir. Aslında Tocqueville'in evi İkinci Dünya Savaşı sırasında D-Day istilasının yaşandığı Normandiya sahillerine çok yakın bir mesafededir. Evin hala ayakta kalması bir mucize.
Tocqueville'in ailesi Fransız ihtilali sırasında tutuklanmış ve bir yıl hapiste kalmıştır. Ve onları idam edilmekten kurtaran şey 1794'te Robespierre'in düşmesi olmuştur. Genç Tocqueville, Napolyon hanedanlığı zamanında doğmuştur. Ve en çok şekillenebileceği yılları, gençliğini, okul yıllarını devrim sonrası Fransa'sının gerici değilse de en tutucu zamanlarında geçirmiştir. Tocqueville Paris'te okumuştur ve bu yıllarda başka genç bir aristokrat olan Gustave de Beaumont ile yakın arkadaşlık etmiştir. 1830'da çok da net bilinmeyen nedenlerle 25 yaşındayken ikisi de Kral Louis Philippe hükümetinden Birleşik Devletlere gidip oradaki hapishane sistemlerini incelemeleri üzere görev almışlardır. Amerika gezisi, başka bir dille ifade edecek olursak Amerika hapishane sistemini incelemek üzere verilen bir burs niteliğindeydi. Tocqueville'in Amerika seyahati Mayıs 1831'den Şubat 1832'ye kadar olmak üzere bir yıldan az sürmüş ve Tocqueville tarafından büyük ölçüde kayda geçirilmiştir. Tocqueville o dönemde kuzeyde New England'a ve güneyde New Orleans'a kadar gezmiştir. Evet, New Orleans'ta bulunmuştur ve Michigan Gölü'nün uzak kıyılarını da gezmiştir. Bu yolculuğun sonucu hiç şüphesiz iki ciltlik eseri Amerika'da Demokrasi'dir. İlk cildi yolculuğundan 5 yıl sonra, 5 yıl, 4 yıl ya da daha az, 1835'te 30 yaşındayken yayınlanmıştır. Bundan 5 yıl sonra da ikinci cilt 1840'da yayınlanmıştır. Bu iki cilt sizin elinizdeki basımda tek bir cilt halindedir. Tocqueville'in seyahati oldukça fazla dikkate alınmış ve ilgi görmüştür. Son zamanlarda benzer bir şekilde Fransız bir felsefeci Bernard Henry Levy tam olarak Tocqueville'in seyahatini takip etmemiştir ancak bir tür Borat'ın Amerika'sı gibi Las Vegas'a ve evanjelik kiliselere gidip dolaşmış ve American Vertigo'yu yazmıştır. Ancak yapmaya çalıştığı şeyin hayran olunası bir çaba olduğudur. Amerika'da demokrasi, açıkça söylemek gerekirse demokrasi hakkında okuyabileceğiniz en önemli kitaptır. Oldukça ironiktir ki Amerikan demokrasisi hakkındaki en önemli kitap demokratik toplumun alışkanlıklarına, geleneklerine ve tutumlarına düşman olmasa da tamamen yabancı olan Fransız bir aristokrat tarafından yazılmıştır. İlk yayınlandığı tarih olan 1835'ten beri bir başyapıt olarak ilgi görmüştür. John Stuart Mill kitabı bir başyapıt olarak nitelendirmiş ve dönemimizin en önemli eserleri arasındadır demiştir. Tocqueville tıpkı bir Amerikalıymış gibi Washington, Jefferson ve Madison gibi isimlerin arasında yer almıştır. Ve bu yeterli değilmiş gibi kitabın çevirisi Amerikan Kütüphanesi serisinin en prestijli eserleri arasında yer almıştır. Böylelikle bir Fransız tarafından Fransızca yazılmış bir kitap, Amerikan Kütüphanesi'nin bir parçası olarak bir doğallaştırma sürecine tabi olmuştur. Tocqueville herhalde anla anlayabilirsen derdi. Bunun Fransızca'da nasıl söylendiğini bilemiyorum. Ancak Tocqueville ile ilgili bir ders kitabı imajı vardır. Buna göre Tocqueville Amerika'ya geldiğinde tamamen boş bir levha gibidir. Ve Amerikan demokrasisi deneyiminin genç aristokrat üzerinde dönüştürücü bir etkisi olmuştur. Herhalde gerçeklerden bu kadar uzak başka bir iddia daha olamazdı. En iyi arkadaşı Louis de Kergolay'a yazdığı bir mektupta ki evi malikanesi Tocqueville'in evinin tam karşısındadır. Tocqueville 1835'te demokrasinin ilk cildinin yayınlanmasından önce yazdığı bir mektupta kitabının amacını şu şekilde ifade etmiştir. Mektubundan alıntı yapacağım. Çok düşündükten sonra böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Kendimden durumumdaki garipliği saklamıyorum. Durumum kimseden aktif bir şekilde sempati görmeyecektir. Bazıları derinlerde demokrasiyi sevmediğimi düşünecek ancak bazıları da
onun gelişimine katkıda bulunmak istediğimi düşünecektir. Eğer kitap okunmazsa bu benim şansıma olacak ki bu meydana gelmesi olası bir durumdur. Her şeyi biliyorum ancak bu benim cevabım niteliğindedir. Yaklaşık 10 yıl önce şu an içinde bulunduğum durumu düşünüyordum. Amerika'da sadece bu noktayı netleştirmek için bulundum. Hapishane sistemi bir bahaneydi. Sanırım buradan Kergley'e yazdığı mektuptan iki önemli sonuç çıkarabiliriz. Birincisi, Tocqueville'in kitap fikrinin iddia ettiği gibi Amerika seyahatinden 5 yıl öncesinde belirmeye başladığıdır. Hapishane sistemi projesinin kendisine bir tür araç olduğunu söylemiştir. Seyahatinden 10 yıl önce bu şeyler üzerinde düşünmeye başladığını ifade etmiştir. Şimdi bir hesap yapalım. 1835'te ilk kitabı yayınlandığı zaman 30 yaşında ise 10 yıl öncesinde kitabı oluşturacak asıl fikirler kafasında belirmiş. Yani kitabın temelleri atılmıştır. Dolayısıyla Tocqueville o zamanlar 20 yaşındadır. Söylemeye çalıştığım şey çoğunuzla aynı yaşta olmasıdır. Amerika'ya kafasındaki fikirleri teyit etmek için gitmiştir. Yani bugünün lisans öğrencisiyle aynı yaştaydı. Ona göre şimdiden fikirlerinizi belirleyin. Elinizi çabuk tutun. Belki 30'unuza kadar ünlü bir kitap yazabilirsiniz. Ben bu yaşı geçtiğim için bu seçenek benim için oldukça uzak görünüyor. Ama herhalde bizim için de biraz ümit var. Çünkü Hobbes da başyapıtını 63 yaşındayken vermişti. Bununla birlikte mektuptaki belirtmeye çalıştığım ikinci önemli nokta, Tocqueville'in kitabını felsefe ile çok az ilgili olduklarını düşündüğü Amerikalıların yararına değil, Fransızların yararına yazmış olmasıdır. Özelde hala monarşiyi restore etmeye çalışan kendi ülkesinin insanlarını ikna etmeye çalışmıştır. Amerika'daki demokratik sosyal devrim ise Fransa'nın geleceğini temsil etmiştir. Locke ikinci incelemede başlangıçta tüm dünya Amerika gibiydi dediyse Tocqueville'de gelecekte dünya tamamen Amerika olacaktır demiş gibidir. Tocqueville'in gördüğüne dair yani bizim bugün Amerikanlaşma ve demokratikleşme dediğimiz şeyle ilgili tavrı korkuyla karışık şüpheciliktir. İtiraf etmeliyim der. Amerika'da Amerika'dan daha fazlasını gördüm. Bir demokrasi imajı veya onun eğilimleri, özelliği, önyargıları ve tutkularını aradım. Ondan neden korkmamız gerektiği ya da ondan ne ummamız gerektiğini görmeliyiz düşüncesiyle ona yakından baktım. Bu cümle Tocqueville'e özgü yazım biçimidir. Tanımlayıcı etiketlere dayanarak karakteri, ön yargıları ve tutkularını. Böylelikle Tocqueville'in cevaplamaya çalıştığı iki alt soru ya da vurgulamaya çalıştığı iki alt konu vardır demek doğrudur. Birincisi büyük oranda ancien régime yani Fransızca eski rejimin ayrıcalık, hiyerarşi, farklılık ve eşitsizliğe dayanan aristokratik düzenin eşitliğe dayanan yeni bir demokratik toplumla yer değiştirmesidir. Söz konusu değişim nasıl olmuştur ve ona ne sebebiyet vermiştir? Yoğun sosyal ve siyasal değişim, eskiden yeniye doğru. Yani bizim bugün rejim değişikliği ya da dönüşümü dediğimiz şeyin büyük bir örneği. İkincisi nasıl oluşmuştur? Evet, ikincisi belki açıkça sorulan bir soru değildir. Ancak Tocqueville'in kitabının her bir sayfasından çıkarılabilecek bir sorudur bu. Ve Amerika'da demokrasinin aldığı biçim ile Fransa'da devrim sürecinde demokrasinin aldığı biçim arasındaki farklılığa yöneliktir. Tocqueville, Amerikan demokrasisinin neden daha yumuşak ve ılımlı olduğu sorusunu sormuştur. Bunlar Tocqueville'in sıkça kullandığı iki terimdir.
Yani bugün için Amerikan demokrasisi neden liberal demokrasi dediğimiz şey olmuştur ve Fransız demokrasisi devrim sırasında tehlikeli bir şekilde teröre ve despotizme yaklaşmıştır. Tocqueville'in cevap vermeye çalıştığı ikinci soru budur. Toplumların giderek daha demokratik, daha eşitlikçi olması tarihin bir yazgısıdır. Kesin olmayan şey demokrasinin ne tür bir demokrasi olacağıdır. Demokrasi özgürlükle mi eklemlenecektir yoksa yeni bir tür despotizmle mi? Bu sorunun cevabını ancak geleceğin devlet adamları verebilecektir. Bu iki sorudan değişim nasıl oluşmuştur ve demokrasi gelecekte nasıl bir yöne evrilecektir sorularından yola çıkarak Tocqueville kitabını oluşturmuştur. Kitabı yazarken Tocqueville siyasal bir eğitmen gibidir. Ve Platon, Aristoteles, Machiavelli gibi diğer büyük siyasal eğiticiler arasında yerini almıştır. Sadece Amerikan gelenek ve tutumlarının kayıtçısı değil, gelecekteki Avrupa devlet adamlarının da tepkisellik ve devrimcilik kayalıkları arasında ülkelerini nasıl yönlendirecekleri konusundaki eğitmenidir. Tocqueville, eğitmenlik işini nasıl başarmaya çalışmıştır? İzin verirseniz biraz da onun neyi öğretmeyi umduğu konusuna değineceğim. Çünkü bu kitabı kapsamlı bir el kitabı, deyim yerindeyse demokratik bir devlet adamının eğitimi hakkında Machiavelli'nin hükümdarından belki biraz daha geniş olan fakat nihayetinde devlet yönetimi hakkındaki bir el kitabı olarak takdir etmeli ve anlamalısınız. Öğretmeyi umduğu şey neydi? Giriş bölümünün sonuna doğru, bu arada giriş bölümüne çok önem veriyorum. Çünkü kitabın çok etkileyici bir kısmıdır. Yalnız bahsettiğim şey çevirinin giriş bölümü değil. Tocqueville'in kendi girişi demek istiyorum. Girişin sonuna doğru şu cümleyi yazmıştım. Kitapla ilgilenecek olanlar onda bütün parçaları birbirine bağlayan bir ana fikir göreceklerdir. Idee mere. Sözcüğü ana fikir demektir. Göndermede bulunduğu ana fikir ve ana düşünce nedir? Sanırım en yakın, en yaklaşık tahmin eşitlik fikri olacaktır. Kitabın ilk cümlesinde şu şekilde yazmıştır. Amerika'da gördüğüm yeni şeylerin arasındaki hiçbir şey koşulların eşitliğinden daha göz alıcı değildi. Peki, koşulların eşitliğinden kastettiği şey nedir? Burada eşitlik ile ne anlatmaya çalışmıştır? Burada bir not düşeceğim. İlk örnekte Tocqueville eşitliği toplumsal bir durum olarak, koşulların eşitliği durumu olarak ele almaktadır. Bir devlet formu olarak değil. Bu kısım Tocqueville'in sosyolojik düşüncesini yansıtmaktadır. Yani diyebilirsiniz ki koşulların eşitliği durumu demokratik devleti önceler. Koşulların eşitliğinin demokratik devletin ortaya çıkmasının nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Koşul eşitliğinin tohumları demokratik devletler Avrupa'da ve Amerika'da oluşmadan, ortaya çıkmadan çok daha önce atılmıştır. Demokratik devletler en azından Amerika ve Fransa'da, demokratik devletler Amerikan ve Fransız devrimi kadar eskidir. Ancak koşulların eşitliği modern dönemin şafağından önce başlamış, kökü derinlere inen tarihsel süreçler tarafından hazırlanmıştır. Bu durumda koşulların eşitliği bir devlet biçimine değil, toplumsal bir gerçekliğe referansta bulunmaktadır ve bu demokratik yönetimden çok zaman önce ortaya çıkmıştır. Tekrardan kitabın giriş kısmında Tocqueville eşitliğin orta çağlara kadar dayanan kısa bir tarihini verir. 700 yıllık bir tarih. O, Hobbes ve Rousseau'nun aksine eşitliği temellendirmek için bir doğa durumu metaforu kullanmaz. Aslında Hobbes ve Rousseau'nun insanların doğal olarak özgür ve eşit olduğu ve zamanla sosyal hiyerarşiler nedeniyle eşitsizliklerin oluştuğu yönündeki yaklaşımlarının Tocqueville tam olarak karşısına yer almıştır. Tocqueville'e göre tarihsel süreç
doğru ifade etmek gerekirse eşitsizlikten daha fazla koşulların eşitliğine doğru evrilmektedir. Kısacası tarihsel süreç en azından Tocqueville'in ortaya koyduğu şekliyle toplumsal koşulların eşitlenmesi sürecidir. Onun eşitlik anlayışı tarihsel bir güç gibidir. Yani tarih boyunca kendisini ortaya koyan bir şey. Tocqueville sıklıkla eşitlik diğer sosyal gerçeklikler arasındaki herhangi bir gerçeklik olmayıp diğer her şeyin kendisinden türediği bir gerçeklikmişçesine yazar. Amerika'yı çalıştıkça diyor Tocqueville, koşulların eşitliğinde her gerçeklik parçasının kendisinden türediği yaratıcı gerçekliği gördüm. Bu açıklamayı girişin ikinci paragrafında yapar. Her gerçeklik parçasının kendisinden türediği yaratıcı gerçeklik. Tocqueville burada eşitliğin zaman içerisinde kendisini gerçekleştirmeye çalışan yazgısal tarihsel bir güç olduğunu savunmuştur. Giriş bölümünde birçok kez kader sözcüğünü kullanmıştır. Ancak bu sözcüğü Tanrı'ya referansla değil, evrensel bir tarihsel sürece referansla kullanmıştır ki, bu süreç kişilerin, sosyal ve siyasal aktörlerin amaçlarının aksine de olan bir süreçtir. Koşullarda eşitliğin büyük ölçüde yayılmasının Tocqueville'e göre iki özelliği, iki yazgısal özelliği vardır. Machiavelli, talihi kontrol altına alabileceğimizi düşünürken, yani kaderi ve şansı en azından yarı yarıya kontrol edebileceğimizi düşünürken, Tocqueville, eşitlik sürecinin tamamen insan kontrolünün dışında olduğunu düşünmüştür. Onu direnilemez gösteren şey, eşitliğin tam olarak kendi gücüdür. Tocqueville, koşulların eşitliğinin sürekli gelişiminin nasıl sadece modern çağın değil, Avrupa tarihinin yüzyıllarca merkezi dinamiği olduğunu da gösterir. Şunu iddia etmek mümkündür ki, eserini içerisinde demokrasi, eşitlik, sosyal koşulların tedrici eşitlenmesi gibi motifleri barındıran çok geniş ölçekli bir tarih felsefesi bakış açısıyla yazmıştır. Tocqueville'in 1830'larda Amerika'ya yönelmesinin nedeni bu süreci anlamaktır. Tek ülke, der Tocqueville, dünyada toplumsal devrimin doğal sınırlarına ulaştığı tek ülke Amerika'dır. Toplumsal devrimin, yani aristokratik düzenden demokratik dönüşümle demokratik çağa giren ve doğal sınırlarına ulaşan tek ülke elbette Amerika'dır. Ben kitabının adını Amerikan demokrasisi değil de Amerika'da demokrasi koymasının nedeninin bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bu başlık seçimi üzerine şöyle biraz düşünelim. Onun görüşü demokrasinin bir Amerikan olgusu olduğu değildir. Hiç alakası yok. Amerika'da demokrasiyi betimlerken onun düşüncesi, işte demokratik devrimin Amerika'da aldığı şekil budur biçimindedir. Başka yerde hangi formu alacağı veya alabileceği asla önceden belirlenmiş değildir. Demokrasi oturmuş ya da sabit bir durum değildir. Demokrasi daha çok bir süreçtir. Tıpkı bugün bizim de demokratikleşme süreci olarak bahsettiğimizde olduğu gibi yerleşmiş, tamamlanmış, sabit bir rejim türünden çok bir süreçtir. Rousseau'nun ikinci söylevde bahsettiği mükemmelleştirilebilirlik, perfectibilite kavramı gibi sonsuz bir esneklik ve değişime açıklık. Tocqueville'in demokrasiye yaklaşımı onu tamamlanmış bir sosyal ve politik bir düzen olarak ele almaktan çok bir süreç olarak ele almaktan ibarettir. Amerika'ya bakışı da bu çerçevededir. Doğal sınırlarına ulaşmış bir yeri inceledim. Ancak bu demokrasinin başka bir yerde alacağı şeklin Amerika'dakiyle aynı olacağını söylemek değildir demiştir. Demokrasi sonsuz derecede esnek ve olasılıklara açık olan bir rejim gibi görünmektedir. Ve bence bu demokratik yönetimin doğası hakkında oldukça derin ve zekice bir tespittir. Demokratikleşme sürecinin nerede biteceği, Tocqueville'in zamanında olduğu gibi bugün bizim için de bilinemezdir. Bu devlet yönetimi sanatı ve siyasal düşünceyi ilgilendiren bir sorundur.
geleceğin demokrasileri liberal ve özgürlükçü mü olacaktır? Yoksa katı ve sevimsiz mi olacaktır? Bu soru bugün demokratik geçiş sürecindeki dünyanın birçok yerinde canlı bir şekilde sorulan ve tartışılan bir sorudur. Bu demokrasilerin gelecekte ne şekilde olacağı sorusu ucu açık bir sorudur. Başka bir ifadeyle bu soru, o gün Tocqueville için ne kadar önemliyse bugün bizim için de o kadar önemlidir. Ancak Tocqueville'in emin olduğu bir şey, Amerika'nın kaderinin Avrupa'nın ve belki de dünyanın geri kalanının kaderi olacağıdır. Bana öyle geliyor ki er ya da geç biz de Amerikalılar gibi neredeyse tam bir koşulların eşitliği durumuna varacağız demiştir. Girişte Fransız okurlarına seslenirken sınıfının ve aile çevresinin üyelerine çok şaşırtıcı gelecek olan bu er ya da geç tam eşitlik durumuna varacağız ifadesini kullanmıştır. Sanki okuyucuya tasvir ettiğim şeyi beğendiniz mi sorusunu sorar gibidir. Demokrasinin başka bir yerde nasıl bir biçim alacağı koşullara ve devlet adamlığına bağlıdır mesajını vermiştir. Yinelersek onunkisi geleceğin devlet adamlarını eğitme teşebbüsüdür. Amerikan demokrasisinin özellikleri ile ilgili birkaç şeyden bahsetmeme izin verin. Muhtemelen bugün bitiremeyeceğim. Ancak çarşamba günü devam edebiliriz. Tocqueville'in algıladığı Amerikan demokrasisinin tarzından bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki ona göre, tekrar etmek gerekirse, demokrasinin tek bir biçimi yoktu. Demokrasi esnek ve değişime açık bir durum idi. Demokrasinin özellikle ilk cildinden çıkarabildiğimiz Amerika'ya özgü Amerikan demokrasisinin kendine özgü karakterleri ılımlılık, anlayışlılık ya da bugün için liberal demokrasi dediğimiz şeydir. Demokrasinin özellikle ilk cildinden çıkarabildiğimiz Amerika'ya özgü Amerikan demokrasisinin kendine özgü karakterleri ılımlılık, anlayışlılık ya da bugün için liberal demokrasi dediğimiz şeydir. Şu anda değinmek istediğim şey Amerikan demokrasisinin özellikleri olarak yerel hükümet, sivil toplum ve Tocqueville'in dinin ruhu dediği şeydir. Dönüşümlü olarak bu üç şeyden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen bugün bir tanesinden bahsedebileceğim. Yerel hükümet. Tocqueville'in kitabının kendisini ünlendiren bölümlerinden biridir. Tocqueville'in Amerikan demokrasisine atfettiği en temel ve en önemli özelliklerden birisi yerel hükümet, yerel kurumlar. Yerelciliğin önemi, yerel demokrasiler ve bu şekilde çoğaltabileceğimiz özelliklerdir. Tocqueville'e göre demokrasinin beşiği komüne ya da bizim kullandığımız çeviride kasaba olarak çevrilen şeye dayanır. Kasaba demokrasisi. Kasabalardır şeklinde yazmıştır Tocqueville. Özgür insanların gücünün yaşadığı yer kasabalardır. Bir ilkokul birim için neyi ifade ediyorsa kasaba kurumları da özgürlük için onu ifade etmektedir. Bu kurumlar insanların ulaşabilecekleri yerdedir demiştir. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bir açıdan etmeli. Tocqueville'in insanların erişim mesafesinde olan New England kasabasını tasviri Rousseau'nun genel irade ve toplum sözleşmesinin Tocqueville üzerindeki etkisini açıkça gösterir. Doğru değil mi? Özgürlüğün temelinde ortak çıkarları adına örgütlenen, kanun koyan halk vardı. Tocqueville, Amerikan yerel demokrasisini bu açıdan Rousseau'nun etkisi altında incelemiştir. Yakın arkadaşı Kergolay'a yazdığı bir mektupta Rousseau'nun kendisini etkileyen üç yazardan biri olduğunu kabul etmiştir. Bu arada Rousseau'yu her gün okurken aynı zamanda okuduğu diğer iki yazar ise Montesquieu ve Pascal'dı. Ancak demokrasiyi ve özellikle bu kasaba tecrübesini anlamasında ona yardımcı olan figür diğer ikisinden daha çok Rousseau idi. Ancak birçok açıdan Tocqueville, kasaba demokrasisi konusunda Rousseau ve Aristoteles'i birleştirmiştir.
Aynı pasajda kasabanın doğada insanların bir araya geldiği her yerde kendiliğinden oluşan tek birlik olduğunu ifade eder. Doğa sözcüğü ise, yani doğada oluşan bir birlik ya da örgüt anlamında kullanılması size Tocqueville'in söylediği şeyde Aristoteles'i çağrıştırmalıdır. Kasabanın doğanın bir ürünü olduğu ifade edilmektedir. İnsan çabası bir ölçüde elenmiştir. Kasaba doğal bir oluşumdur. Ancak varlığı garanti altında değildir. Yani kırılgan ve belirsizdir. Sürekli istilalarla tehdit edilir. Bu dış bir güç olmak zorunda değildir. Devlet ya da federal devlet olmak üzere daha büyük devlet biçimleri kasabanın varlığını tehdit edebilir. Bu noktada kasaba, federal ve ulusal otorite tarafından sürekli bir tehdit altındadır. İnsanlar ne kadar aydın olursa kasabanın ruhunu da ellerinde tutmaları o kadar zor olur. Tocqueville'in bu ifadesi doğrudan Rousseau etkisidir. Bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Ne kadar aydın olurlarsa, kasaba bir tür belirli alışkanlıklar ruhuna dayanır. Aydınlanmış fikirlere değil, yerel özgürlük ruhu kırsal ve hatta Rousseau'nun hayran olacağı şekilde ilkel diyebileceğimiz şekilde devam eder. Bu nedenle kasaba ruhu artık Avrupa'da yaşamamaktadır. Çünkü siyasal merkezileşme ve aydınlanma süreci yerel hükümet anlayışını çoktan yıkmıştır. Konuşmama burada yine bu not üzerine bir son vereceğim. Ve çarşamba günü size kısa bir film seyrettireceğim. Ya da filmin kısa bir parçasını. Çok çok kısa. Sadece demokraside sivil toplum temasını örneklendirebilmek amacıyla. Ve sonra din ve diğer birkaç konudan bahsedeceğim. Peki, yine beklerim. Hepinizi burada görebilmek çok güzel. İkinci ders. Sanırım en son Tocqueville'in Amerikan demokrasisinde merkezi öneme sahip olarak gördüğü üç özelliğinden bahsedecektim. Bu özelliklerin demokratik deneyimin merkezi özellikleri olduğunu söylemek değil, Amerikan demokrasi deneyiminin merkezi özellikleri olduğunu söylemektir. Bu özelliklerin yeni oluşan diğer demokrasilere ne dereceye kadar uygulanıp uygulanamayacağı ucu açık bir soru olarak kalmıştır. Pazartesi günü sadece bu üç özellikten birinden, yerel hükümetin öneminden bahsettim. Bağlantılı olarak elinizdeki kitapta kasaba olarak çevrilen kavram, Tocqueville'in komün diye adlandırdığı şeyden ve topluluk ruhu, yerel hükümetten bahsettim. Kimi açılardan, kitabının daha sonraki kısımlarında şehrin ruhu olarak adlandırdığı şeyle bağlantılı olarak, burada şehir kelimesini polis kelimesinin antik anlamında kullanmaktadır. Le esprit d'esté. Tocqueville'e göre bu küçük New England kasabalarındaki polis benzeri ortam demokratik bir ülkeyi, demokratik yönetimi devam ettirmek için çok önemlidir. Fakat ikinci olarak en azından son zamanlarda Tocqueville'in Amerikan demokrasisi betimlemesinin belki de en fazla ilgi çeken yönü onun kitap boyunca sivil birlik, civic birlik dediği yöndür. Sivil toplum, gönüllü gruplar, aracı gruplar, sivil organizasyonlar gibi bir takım gruplara verebileceğimiz addır ve Tocqueville hem bunları demokratik deneyimin önemli yapı taşları olarak görmüştür hem de bu gruplardan oldukça etkilenmiştir. Tocqueville bu konuda şunları yazmıştır. Demokratik ülkelerde, kitaptaki en meşhur cümlelerden birisidir bu, demokratik ülkelerde birlik, dernek bilimi, Science of Association, ana bilimdir. Diğer bütün bilimlerin gelişmesi bu tek bilime bağlıdır. İnsanların bir özgürlük anlayışı geliştirmelerinin tek yolunun birleşip bir araya gelerek genel bir uğraşlarının olması olduğuna inanır. Yine ondan alıntı yapacak olursam, Amerika'da
itiraf etmeliyim ki ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmayan birçok birlikle karşılaştım ve Amerikalıların birçok insanı bir amaç etrafında bir araya getirme ve onu özgürce takip etmek konusunda gösterdikleri emsalsiz sanata hayran kaldım der. Tocqueville çok çeşitli ve çok sayıdaki bu sivik birlikler karşısında şaşkınlığa uğramıştır. Geçen ders Tocqueville'in kasaba demokrasisi tanımının Rousseau'nun genel irade kavramına çok şey borçlu olduğunu belirttikten sonra bu noktanın Tocqueville'in Rousseau'dan en açık şekilde ayrıldığı bir nokta olduğunu fark etmek önemlidir. Ancak hatırlamak gerekirse toplum sözleşmesinde Rousseau genel iradeyi sekteye uğratma, deyim yerinde ise birey ve genel irade arasına girme eğilimindeki tarafgir birlikler dediği şeylere, çeşitli türden çıkar grupları gibi tarafgir birliklere karşı uyarıda bulunmuştur. Ancak diğer yandan Tocqueville, bu tür gönüllü birliklerin, her türden birliklerin tam da bizim inisiyatif alma, diğer kimselerle işbirliği ve sorumluluk alma alışkanlıklarını öğrendiğimiz yerler olduğunu düşünmüştür. Kendi yararımızı ya da topluluğumuzun yararını gözettiğimiz zaman başkalarının yararını da gözetmeyi öğreniriz. Tocqueville, hisler ve fikirler kendilerini yenilerler. İnsan kalbi yücelir ve aklı gelişir demiştir. Onun sivik birliklere ne kadar önem verdiğini bu alıntıdan görebilirsiniz. İnsan kalbi yücelir, aklı gelişir. İnsanlar ancak PTA'lar, kiliseler, sinagoglar ve diğer sivil birlikler aracılığıyla oluşturulan kurumlar ile merkezi hükümete ve merkezileşmiş otoriteye karşı koyabilirler. Buralar aynı zamanda deyim yerinde ise vatandaşların demokratik vatandaş olmayı öğrendikleri ocaklardır. Tocqueville'e göre aşırı merkezileşmiş bir toplum olan Fransa'da eksikliğini hissettiği bu topluluklar son derece önemlidir. Birey ve merkezi otorite. Ulus devletin otoritesi arasında duran şey bu tür ara, gönüllü topluluklardır. Bu birlikleri Tocqueville için önemli kılan budur. Sivik birliklerin önemi hakkındaki bu argüman son yıllarda kitabın hakkında en çok konuşulan kısmı olmuştur. Bu, bir diğer üniversitede eğitim veren siyaset bilimci Robert Putnam'ın Bowling Alone, Tek Başına Bowling eserinin etkisidir. Muhtemelen onu duymuşsunuzdur. Burada Putnam, insan sermayesinden bahseder. Bu, Tocqueville'in daha az sosyal bilimsel bir jargonla kalbin alışkanlıkları, yani töreler ve kalbin alışkanlıkları dediği şeydir. Ancak Putnam, sosyal sermayenin bu sivik birlikler tarafından geliştirildiğini savunur. Ve konu hakkındaki en önemli örneği ise kitabının ve ondan çıkardığı makalenin de başlığından anlaşılacağı üzere Bowling Ligi'nin bir tür sivik birlik modeli olduğu örneğidir. Putnam özellikle çağdaş Amerikan yaşamında bu toplulukların azalmasından kaygı duymaktadır. Bu nedenle kitabın başlığı Bowling Alone'dur. Tek başına bowling. Tocqueville'in kendisinin bu sivik toplulukları sanatın ürünü, insan yapımı olarak görmesi gerçeği onların doğal olmadığını ima etmektedir. Söz konusu topluluklar içgüdüsel davranışımızın sonucu değildirler. Diğer insanlarla birleşip gönüllü topluluklar oluşturmak öğrenilmiş bir faaliyettir. Bu belli bir tür kültür gerektiren bir şeydir ve öğrenilmiş bir faaliyettir ve gün geçtikçe kaybedilebilecek de bir sanat, beceri, zanaattır. Putnam'ın argümanı gün geçtikçe daha çok insanın tek başına bowling oynamayı seçtiği ve bunun izolasyona ve sivik kapasitelerimizin müteakiben tükenmesine yönelik alarm verici bir eğilimi gösterdiğidir. Tocqueville'i günümüzde değerlendirecek olursak soru, başkalarıyla bir araya gelme kapasitemiz acaba modern politika ve teknoloji güçleri tarafından ortadan kaldırılmakta mıdır şeklindedir. Gerçekten de bir yalnızlar ulusu haline mi geliyoruz? Bunlar gerçekten çok ciddi sorulardır ve bunun etrafında şekillenen bir literatür bulunmaktadır. Bu
Bu literatürün bir kısmı Putnam'ın sonuçlarını abartılı bulmaktadır. Yani Putnam bu birliklerin düşüşünün ya da varoluşunun etkisini çok fazla abartmaktadır. Esasen bizim sivik durumumuz onun bahsettiği kadar kötü değildir. Bugün için bir film izleyeceğiz demiştik ve şimdi Jude bana yardım edecek. Sadece birkaç klip seyredeceğiz ve kafamda bowling liglerinin demokratik bir birliğin topluluğun iyi bir modeli olup olmadığına ilişkin önemli bir soru var. Evet, şimdi biriniz bowling alone'da bir mecaz kullanmıştır diyebilirsiniz. Gerçekte bowling liglerini kastetmemiştir. Sadece mecazi anlamda kullanıyor. Bunları bir tarafa bırakalım. Ve söylediği şeyi gerçek anlamda söylemiş gibi. Yani bowling liglerinin demokratik gelenek ve değerlerin ideal taşıyıcısı olup olmadığına bir bakalım. Coen kardeşlerden gerçekten düşkün olduğum bir film olan The Big Lebowski'yi, bowling ligi hakkındaki ve bowling ligini çok ciddiye alan 3 genç adamı anlatan bu filmi bir örnek olarak seçtim. Bu 3 gençten birisi zamanın gerisinde kalmış bir hippie olan Ahbap, diğeri kaçık bir Vietnam gazisi olan Walter, diğeri ise kimsesiz Danny'dir. Bowling turnuvasında finallere kalma fikrine gerçekten saplanmışlardır. Önlerindeki engel ise Jesus Quintina adındaki bir cinsel tacizcidir. Bu filmden birkaç kısa klip göstereceğim. Ancak sizi şimdiden uyarıyorum, dili oldukça müstehcendir. Eğer bunun gerçekten rahatsız edici olduğunu düşünüyorsanız dışarı çıkmakta serbestsiniz. 4 dakikadan fazla zamanınızı almayacağım. Bowling oynayan insanların etosu hakkında birkaç klip seyrediyoruz şimdi. Evet, film gösteriyor ki sivik birlik tek başına demokratik vatandaş yaratmak için yeterli değildir. Yoksa Ahbap, Walter ve Smokey en demokratik vatandaş örneği olacaktı. Tocqueville, demokratik yaşamın bir başka ayağı olan dini ruh dediği başka bir kavrama odaklanmıştır. Yinelersek bu kavram Amerikan demokrasi deneyiminin üçüncü ve belki de çok önemli parçalarından bir tanesidir. Tocqueville, Birleşik Devletler'e vardığımda gözüme ilk çarpan şey ülkenin dini yanı olmuştur demiştir. Bundan çok etkilenmiştir. Hem o zaman hem de günümüzdeki pek çok Avrupalı ziyaretçi gibi Tocqueville demokrasi ve dinin böylesine el ele ilerleyebilmelerinden etkilenmiştir. Avrupa'da tam tersi bir durum söz konusu olup demokrasi ile din ya da din ile eşitlik sürekli çatışma halinde olmuşlardır. Amerikan demokratik yaşamını özgün kılan şey nedir? Tocqueville'in en önemli sorunlarından birisi budur. İlk olarak Tocqueville'in belirttiği gibi Amerika öncelikle bir Püriten demokrasisidir. Kıyılarına varan ilk Püriten'de Amerika'nın tüm kaderini gördüm. Tıpkı ilk insandaki insan ırkı gibi şeklinde yazmıştır. Bizim deneyimimiz önemli bir biçimde erken Püritenizm tarafından şekillendirilmiştir. Amerika güçlü inançları olan ve yeni dünyaya devlete karşı bir şüphe ve bağımsızlığa karşı bir istekle beraber gelen insanlar tarafından kurulmuştur. Bu, dini ve siyasal özgürlüğe çok katkısı olan kilise ve devletin ayrılmasının temelidir. Tocqueville bundan Amerika'daki dini yaşantı hakkında iki önemli sonuç çıkarmıştır diye düşünüyorum. Bunlardan ilki 18. yüzyıl aydınlanma filozoflarının ve günümüzde de aydın çevrelerde hala birçok kişi tarafından da desteklendiğini söylemek mümkün olan modernite ile beraber dinin yok olacağı tezidir. Modernleşme ilerledikçe dini yaşam ortadan kalkacaktır. Modernite içerisinde bir sekülerleşme süreci olduğu ve bunun zaman içerisinde dini inancı sönümlendireceği fikrini 20. yüzyılda en etkin biçimde seslendiren Max Weber'dir. Tocqueville, dinin modernleşme sürecinde yok olmayacağını ve aydınlanma kuramcıları ve onların günümüz mirasçılarının dini inançlara bağlılığın azalacağı ya da dini inançların yok olacağı konusundaki kendilerine güvenen öngörülerinin açıkça yanlış olduğunu gösterir. İkinci olarak,
Tocqueville toplumun tamamını sekülerleştirmeyi ya da dini inançların yok edilmesini korkunç bir hata olarak ele almıştır. Aslında bu daha tartışmalı. Evet, son derece tartışmalı bir iddiadır. Bu onun düşüncesidir ve belki de bu hususta toplum sözleşmesinin sonunda özgür toplumların bir kamusal ahlaka dayandığı ve din olmadan kamusal bir ahlakın etkili olamayacağını yazan Rousseau'dan etkilenmiştir. Belki de bireyler sadece akılla kendilerine bir takım ahlaki kılavuzlar oluşturabilir. Ancak bu toplumlar için mümkün değildir. Kamusal yaşamdan dinin çıkartılmasının sonucu inanma ihtiyacının veya arzusunun belki de daha tehlikeli yollara sapması olacaktır. Despotizm inançsız var olabilir ama özgürlük inançsız var olamaz. Çok can alıcı bir nokta. Despotizm inançsız var olabilir ama özgürlük inançsız var olamaz. Din diğer rejimlerden daha çok bir cumhuriyet ya da bir demokrasi için gereklidir demiştir. Neden bir cumhuriyet için din gereklidir? Neden demokrasi dini gerektirsin? Buna Tocqueville'in verecek birçok cevabı vardır. Kitabının tamamında süreklilik arz eden temalardan birisi materyalizm eğilimine karşı insanları durduracak olan şeyin din olduğu fikridir. Ve Tocqueville'e göre demokratik toplumlarda bir tür kendi çıkarını azımsama şeklinde ifade edebileceğimiz bir eğilim de vardır. Dinin ilk görevi, bunu sıklıkla ifade etmiştir, özellikle eşitlik zamanlarında güçlenen materyal yeterlilik ya da bu yeterliliğe yönelik aşırı istekten arındırmak ve sınırlamaktır. Tocqueville'e göre bu birinci nedendir. İkinci neden veya ilave olarak Tocqueville çok ilginç bir şekilde bana göre inanç metafiziği diyebileceğimiz bir şey ile dini inancın insan davranışının zorunlu bir parçası olduğu iddiasıyla hareket etmiştir. Bir halkta din yıkıldığı zaman, bunu söyleyen Tocqueville, bir halka din yıkıldığı zaman aklın yüksek kısmını şüphe ele geçirir ve diğer yarıda geri kalanları felç eder. Din bir kere çöktüğü zaman yerini şüphe doldurur. Ve şüphenin insanın iradesini ve eyleme kapasitesini felç eden bir etkisi vardır. Bu irade felci, bu eylemde bulunamama hali, daha sonraki yazarların nihilizm demeyi tercih ettikleri şeydir. İman, bizim özgür varlıklar olup rastlantısal etkilerin ya da kör güçlerin oyuncağı olmadığımız inancı için gereklidir. Bireyin özgürlüğüne ve onuruna olan inancımız, ona göre dini inançtan ayrılamaz. Bireyin onuruna olan inanç, din olmadan sürdürülemez. Buna güncel bir örnek verecek olursak şunu söyleyebilirim. Bugün insan klonlanmasına karşı çıkanlar, bireyin onurundan bahsetmektedirler ki, bu kesinlikle yaşamın kutsallığı gibi bir takım dini inançlarla yakından ilgilidir. Onlara göre bireyin onuru bu bilimsel teknolojik gelişmelerle zedelenmektedir. İnsan erdemi söz konusu olduğu zaman din hala bizim için önemli bir noktadadır. Bu konuda aydınlanma düşünürlerinin bilime ve bilimsel ilerlemeye olan inancına Tocqueville'den daha güçlü bir muhalif bulunamaz. İfade edeceğim son bir konu daha kaldı. Tocqueville bu konuda sıklıkla yazar ve onun din konusundaki yazılarının tonu budur. Sıklıkla din sadece veya esas olarak sunduğu sosyal işlev nedeniyle değerliymişçesine yazmıştır. Bu din ile ilgili söylediği pek çok şey için geçerlidir. Dinle bu kadar ilgili olmasının nedeni dinin toplumsal ve siyasal sonuçlarıdır. Yoksa dini inancın derinlerindeki gerçeklik değildir. Dini sadece bir insan bakış açısıyla ele alıyorum demiştir. Yani sadece toplumdaki etkilerine bakmaktadır. Ben bunun doğruluğunu sorgulamak istiyorum. Bu ifade Tocqueville'in din konusundaki bütün düşüncelerini yansıtıyor ve karakterize edebiliyor mu? Sanmıyorum. Nedenini açıklamak için bir dakikanızı rica edeceğim. Dine bu sadece sosyolojik ya da işlevsel açıdan bakış, dinle sadece sosyal etkisi bağlamında ilgili olduğu, Tocqueville'in bu konuya yönelik karmaşık tutumunun sadece bir kısmıdır.
belki kendi ödevlerinizde ya da seksiyonlarınızda buna değinmek istersiniz. Ya da başka bir zamanda buna dair bir şeyler yazma fırsatınız olabilir. Ancak unutmayın ki Tocqueville sadece Rousseau'nun öğrencisi değildir. Geçen sefer bahsettiğim Louis de Kergolay'a yazdığı mektupta ifade ettiği gibi Tocqueville'in ilham aldığı düşünürler arasında Montesquieu ve 17. yüzyıl Fransız filozofu Blaise Pascal bulunmaktadır. Pascal inançlı bir filozoftur. İnanç olmadan bilginin boş olduğuna herkesten daha çok vurgu yapmıştır. İnsan rasyonel bir hayvan olabilir fakat akıl evrenin derinliklerindeki bir takım akıl ermez şeyleri anlamak ve kavramaktan yoksundur. Çok ünlü ifadelerinden birinde Pascal şöyle demiştir: "Bir damla su biz insanı öldürmek için yeterlidir." İnsan bir kamıştır, yani doğadaki en güçsüzdür. Ancak düşünen bir kamıştır. Güçsüzüz. Düşünebiliyoruz ancak bu bizim güçsüzlüğümüzdür. Pascal'ı çarpan şey bağımlılığımız, bizim bağımlılık hissimizdir. Tocqueville'de, demokraside birçok bölümde bunu bulmamız mümkündür. Bence Tocqueville, Pascal'da varoluşsal bir boşluk, salt aklımızla açıklayamayacağımız yaşamın bir tamamlanamamışlığını bulmuştur. Aynı zamanda koşulların eşitliğinin bu rasyonel kendine yeterlik fikrini geliştirme biçiminde derin bir kibir sezinlemiştir. Tocqueville'in amacı birçok açıdan inanca yer bırakmak için aklı sınırlandırmaktır ve bu benim en sevdiğim bölümlerden biridir. Bir iki cümle okuyacağım. 60 yıllık kısa bir zaman insanın hayallerini sınırlandıramaz. Bu dünyadaki tamamlanmamış hazlar onun kalbi için asla yeterli olamaz. Bu dünyadaki tamamlanmamış hazlar onun kalbi için asla yeterli olamaz. Başka bir ifadeyle, buranın ve şu anın ötesinde bir arzumuz var ve onu bize ancak inanç sağlayabilir. Ruh bir tür sonsuzluk özlemi içerisindedir ve fiziksel varlığın sınırlarına ve bu dünyaya karşı bir hoşnutsuzluk barındırır. Din umudun bir türüdür ve tıpkı umudun kendisi kadar insan kalbi için doğaldır. İnsan ancak bir tür akıl hastalığı ya da doğasına uygulanan ahlaki bir şiddetten sonra dini inançtan ayrılabilir. Ancak karşı konulamaz bir eğilim onları dine geri döndürür. İnançsızlık bir kazadır ve inanç sürekli bir insanlık durumudur. Eğer ilgileneniz varsa 284. sayfada. Herhalde bu bölümü okuyup da Tocqueville'in dini sadece sosyolojik bir bakış açısıyla, insan davranışı ve toplum üzerindeki etkilerini dikkate alarak fonksiyonel olarak gördüğünü söyleyen kimse çıkamaz. İnançsızlık bir istisnadır. Sanırım bu kısımlar Tocqueville'in düşüncesine metafizik bir yön ve derinlik vermiştir. Onun birçok açıdan tıpkı Platon gibi büyük bir psikolojik derinlik, incelik ve basiret sahibi olduğunu göstermektedir. Tüm bunlar demokrasi için vazgeçilmez saydığı üç özelliktir: yerel hükümet, sivil toplum ve dinin ruhu dediği şey. Ancak hikayenin tamamı bu kadar değildir elbette. Sıklıkla Amerika'da demokrasiyi, Amerika'daki demokratik deneyime övgüymüş gibi okuruz. Değildir. Tocqueville tüm bunların yanı sıra bir potansiyelden, geçen sefer buna kısaca değinmiştim, demokratik tiranlık potansiyelinden endişe duymuştur. Neden böyle bir inanç vardı ya da neden demokratik yönetimin tek başına tiran hükümetlerin keyfi kurallarını tam olarak yok edebileceğine dair bir inanç vardır? Aslında bu, yeni türden tiranlıklar yaratabilirdi. Daha önceki toplumların farkında olmadığı bir tür demokratik tiranlık. Bu, onun eserinde iki önemli kısımda dile getirdiği bir konudur. Bir tanesi birinci ciltte, diğeri ikinci ciltte olmak üzere. Şimdi biraz birinci ciltte geçen çoğunluğun tiranlığından bahsetmek istiyorum. Amerika'da demokrasinin ikinci kısmındaki demokratik despotizm tartışmasını haftaya bırakıyorum. Birinci ciltte çoğunluğun tiranlığı olarak adlandırdığı şeyi, Aristoteles'ten hatta
Federalist Papers'ın yazarlarından miras aldığı terimlerle tartışmıştır. Hatırlayacaksınız, Aristoteles'in politikasında demokrasi çoğunluk yönetimi ile ilişkilendirilmişti. Çoğunluğun yönetimi genel olarak yoksullar tarafından yönetim ve yoksulların kendi yararına yönetimi anlamına gelmiştir. Aristoteles'e göre demokrasinin tehlikesi bir toplumsal sınıfın diğer bir toplumsal sınıf üzerindeki tiranlığı, yani toplumun en geniş sınıfının azınlık aleyhine kendi çıkarına yönetime sahip olmasıdır. Antiklere göre demokrasi her zaman için zengin ve yoksul arasındaki bir sınıf çatışmasıdır. Bu bakış açısı Federalist'in yazarları tarafından paylaşılan bir sorundur ve demokrasinin bu sorununa veya onların deyişiyle cumhuriyetçi hükümetin sorununa kendi çözümlerini bulmuşlardır. Cumhuriyetçi hükümetin problemi yine bu çoğunluğun hizipleşmesi meselesidir. Onların soruna buldukları cevap Madison'ın ifadesiyle devletin yörüngesini genişletmektir. Böylelikle toplum ve devlet hizbi yok etmek değil, ancak arttırmak için daha büyük olacaktır. Hiziplerin sayısının artmasıyla birilerinin sürekli bir çoğunluk kontrolünü temsil etmeleri, yani çoğunluğun sürekli tiranlığı ihtimali azalacaktır. Hiziplerin sayısı fazla oldukça ulusal siyaset üzerinde despotik güç kullanma ihtimalleri de azalacaktır. Tocqueville'in birinci kitabın çok önemli bölümünde sorduğu soru budur. Bölümün başlığı ise Birleşik Devletler'de çoğunluğun kudreti ve etkileridir ve birçok açıdan geleneksel demokratik tiranlık teorisine Tocqueville'in eleştirel bir cevabı niteliğidir. Birleşik Devletler Anayasası kendi ön sözünde çoğunluğu kutsamıştır. Biz halk, çoğunluğu halkın gücünü kısıtlama taraftarı olmasına rağmen kutsamıştır. Tocqueville 1. ciltte federal anayasanın görünümü ve meclisin yapısını tanımlama gibi konulara büyük dikkat atfetmiştir. Biz bu bölümleri okumuyoruz. Amacımızı dikkate aldığımda çok önemli olduklarını düşünmüyorum. Ancak çoğunluğun tiranlığı probleminin çözümünden Madison ya da federalist yazarları kadar etkilenmemiştir. Tekrarlarsak, federalist yazarlar Locke ve Montesquieu'yu takip ederek güçler ayrılığı, temsil sistemi, fren ve denge sisteminin çoğunluk yönetimi üzerinde etkin bir kontrol sağlayacağına inanmışlardır. Ancak Tocqueville bundan onlar kadar emin olmamıştır. Emin olmadığı şey, deyim yerindeyse, bu kurumsal araçların tek başlarına çoğunluğun imparatorluğunu kontrol edebilecekleridir. Çoğunluğun imparatorluğu, halkın yetkin ve nihai otoriteyi elinde tutması anlamında ilahi bir gücü temsil eden dinsel iması olan bir kavramdır. Halkı basitçe, deyim yerindeyse, Madison'cı kavramlarla sürekli değişen çıkar koalisyonu olarak görmeyip, Tocqueville, demokratik toplumlarda çoğunluğu, çoğunluğun gücünü sınırsız ve durdurulamaz olarak görmüştür. Ona göre azınlık haklarının yasal garantisinin mobilize olmuş bir kamuoyu karşısında etkisiz olması mümkün değildir. Tocqueville neden böyle düşünmüş? Amerikan demokrasisinin demokratik tiranlığı kontrol edeceğine dair bir şüphe duymuştur. Sanırım kısmen Tocqueville'in cevabı, çoğunluğun tiranlığının Fransa'da Napolyon ve onun Amerikalı karşılığı Andrew Jackson gibi karizmatik askeri liderler ve devrim şiddeti tehdidinden bağımsız olmadığıdır. Napolyon, Fransa'da kitleleri milliyetçilik bağlamında mobilize ederek savaşı sürdürmeye muktedir olan adamdır. Jacksonizm, ona göre Bonapartizmin Amerikan versiyonundan başka bir şey değildir. Halk desteğinin kanatlarında siyasal iktidara yükselen komutan. Her şeyden çok Tocqueville, sınırsız milliyetçi eğilimle birleşmiş militarizmden korkmuştur. Bu açılardan demokratik tecrübenin bazı daha az ulvi, demokratik yönetimin daha uğursuz yanlarını görmeye başlayabilirsiniz. Ona göre çoğunluğun gücü yasamanın etkinliği ile korkulur hale gelebilir. Tocqueville bu inancın hala geçerli olup olmadığını sorgulayabiliriz. Tocqueville demokrasinin halkın iradesini
en açık şekilde bilinir kıldıkları yer olan yasama meclislerinin baskın olması eğilimini taşıdığına inanmıştır. Temsilciler Meclisi'nde 2 yıl gibi kısa aralıklarla, çok kısa aralıklarla seçim yapmak meclisin, meclislerin kamuoyuna ve kamusal kontrole çok yakın olmalarını sağlar. Tocqueville bunu son derece tehlikeli bir şey olarak görmüştür. Bu tarz bir yasama egemenliği çoğunluğun tiranlığının kendini ifade etme biçimlerinden birisidir. Fakat diyebiliriz ki çoğunluğun tiranlığının en önemli ve en kayda değer yönleri bu kurumsal biçimlerle daha az ilişkilidir. İmparatorluk, yine çoğunluğun imparatorluğu kavramını kullanacağım. Çoğunluğun imparatorluğu düşünce ve fikir alanında, çoğunluğun düşünce üzerindeki etkisi alanında kendisini hissettirir. Tocqueville kitabının daima çarpıcı olan bir bölümünde düşünce ve ifade özgürlüğü ve gerçek tartışma özgürlüğünün Amerika'dan daha az hüküm sürdüğü başka hiçbir ülke görmedim der. Yani düşünce ve ifade özgürlüğünün Amerika'dan daha az olduğu başka bir ülke yoktur. Sanırım Tocqueville durumu biraz abartıyor. Ancak Tocqueville'e göre demokrasilerde düşünce özgürlüğüne yönelik tehlike sorgulama tehdidinden kaynaklanmamaktadır. Ancak düşünce özgürlüğünün kısıtlanması dışlama ve aforoz etme gibi daha ince bir şekilde işler. Tocqueville belki de bu paragrafta bugün siyasal doğruluk dediğimiz gücün, yani bir takım fikirleri ve düşünceleri yok eden fikrin ilk ve en derin analizlerinden birini yapmıştır. Bir ölçüde çoğunluk dışlanma korkusu, yani toplumdan dışlanma korkusu ile kontrolünü sağlar. Tabii ki Tocqueville'in ifade etmeye çalıştığı şey demokratik halkların yönetiminde zulmün en zaliminden en ılımlısına kadar farklı şekiller alabildiğidir. Çoğunluğun kendisini daha zalim şekilde ifade ettiği durumlara çeşitli örnekler vermiştir. Kitaptaki uzun bir dipnotta iki örnek vermiştir. Bir tanesi 1812 savaşındandır. Baltimore'da birkaç savaş karşıtı gazetecinin olduğunu yazmıştır. Belki bu pasajı okumuşsunuzdur. Ancak gazeteleri yakılmış ve sanırım kendileri idam edilmiştir der. Bu güruh mantığının aldığı haldir. Aynı zamanda Pensilvanya'daki siyah seçmenin oy haklarının ellerinden alınması örneğinden de bahsetmiştir. Pensilvanya örneğini özellikle vermiştir çünkü Pensilvanya Quaker'ların yaşadığı bir yerdir. Böyle bir yerden ırksal adalet meselelerine yönelik liberal bakış açısının en ileri gittiği yer olması beklenir. Böyle bir yerde Tocqueville'in yazdığına göre çoğunluk köle olmayan siyah seçmenleri seçimden alıkoymuştur. Bunlar, tekrarlarsak, kimileri açık ve zalimane, diğerleri daha hafif ve dışlama gibi demokratik egemenliğin kendisini gerçekleştirme biçimleridir. Zincirler ve idamlar, tiranlığın önceden kullandığı katı araçlardır. Ancak günümüzde medeniyet despotizmi de mükemmelleştirmiştir. Artık onun öğreneceği hiçbir şey kalmamıştır. Despotizmi mükemmelleştirdik diyor. Bir kişinin mutlak egemenliği altında despotizm ruha ulaşmak için bedene vahşice vurmuştur. Hiç şüphesiz İspanya ve Avrupa'nın Katolik kısımlarındaki Engizisyon ve benzeri şeylerden bahsediyor. Ve bu saldırılardan kurtulan ruh şanlı bir şekilde despotizmin üstüne çıkmıştır der. Ancak demokratik cumhuriyetlerde tiranlık bu şekilde işlemez. Bedeni rahat bırakır ve doğrudan ruha yönelir. Evet, bu parçada ima edilenlerle ilgili müthiş bir yorum zenginliği ortaya çıkabilir. Aman tanrım, zaman ne kadar çabuk geçiyor. Daha anlatacak çok şey var. Bunlar Tocqueville'e göre demokratik deneyimin diğer taraflarıydı. Çarşamba günü değil, pazartesi günü bu kısma geri döneceğim. İkinci ciltte Tocqueville'in bir tür değişim yaşadığını göreceksiniz. Orada daha iyimser değildir. Bu konuda daha kötümserdir aslında. Ama kesinlikle çoğunluğun tiranlığı konusunda Tocqueville'de bir ton değişimi olmuştur.
Filmi izlerken çok eğlendik. Ancak fırsatım olmadı. Söylemek istediğim birkaç şey daha vardı. Ancak bu bitirmek için iyi bir not oldu. Pazartesi günü ve çarşamba günü Tocqueville ile ilgili ne varsa bitirmeye çalışacağım. Ve her şeyi toparlayıp birazdan ne düşünüyor olabildiğinize değineceğim. Her neyse, kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Üçüncü ders. Evet, bugün Tocqueville'i bitirmeyi planlıyorum. Ya da şöyle söyleyeyim. 50 dakika içerisinde Tocqueville ile ilgili ne söyleyebilirsem. Çünkü onu bitirmek oldukça zor görünüyor. Aslında daha başladık bile sayılmaz. Ancak bugün iki şeyden, kitabın iki boyutundan bahsedeceğim. Yine yüzeysel olacak. Söz konusu iki boyut şunlardır. Demokrasinin ikinci cildinin konusu olan demokratik devletin iki özelliğinden, ahlaki ve psikolojik bileşenlerinden bahsetmek istiyorum. Buna ek olarak bahsetmek istediğim bir de devlet adamlığı rolüdür. Daha önce Tocqueville'in siyasal bir eğitmen olma rolünden bahsettim. Ve bugün demokratik devlet adamının rolünden ne anladığına değinerek bitirmek istiyorum. Fakat ilk kısım, ilk konu ikinci cildin konusudur. Demokrasinin birinci cildi, siz de fark etmişsinizdir ki, tamamen olmasa da büyük ölçüde demokratik toplumun sosyal ve siyasal kurumlar diyebileceğimiz, yani demokratik devletin kurumsal gelişimi konusuna odaklanmıştır. İkinci cilt daha çok demokratik bireyin ahlaki ve psikolojik bileşenlerine odaklanmıştır. Tocqueville burada demokratik bir ruha sahip olmanın ne anlama geldiğini demokratik kişiliğin ahlaki ve psikolojik belirleyicileri ile ilgili olarak göstermiştir. Bu nedenle benim fikrime göre Tocqueville'in ikinci cildi birinci cildine göre felsefi açıdan çok daha zengindir. Çünkü demokratik sosyal durumun bize ne yaptığı, bizi bireyler olarak nasıl dönüştürdüğü ve yine bizi bireyler olarak nasıl şekillendirdiğine odaklanmıştır. Bunlar aslında birçok açıdan Tocqueville'in en derin sorularıdır. Kitabın bu kısmında kendisini demokratik ruhun ahlak psikoloğu gibi göstermiştir. Tıpkı Platon'un Devletin 8. kitabında olduğu gibi aynı çizgide. Burada Platon farklı rejimler tarafından şekillendirilen farklı ruhlar ve farklı rejimlere uygun farklı ruhlar ile farklı bireylerden bahsetmiştir. Demokratik bireyin psikolojisinin 3 farklı noktasına odaklanarak, 3 farklı bileşeni üzerine biraz zaman harcayarak başlamak istiyorum. Aralarında bir önem sıralaması olmaksızın bunlar merhamet, sabırsızlık ve bireysel faydadır. Hepsi bir arada. Sanırım bu kavramların üçü de demokratik devletin ahlaki alanını inşa etmektedir. Bu karakter özelliklerini sunarak Tocqueville bize bir tür ahlaki fenomenoloji ya da lütfen bu iddialı ifadeyi mazur görün, demokratik yaşamın ahlaki fenomenolojisinin betimini sunmaktadır. Bu bakmaya davet edildiğimiz, betimlemede kendimizi görüp görmediğimiz ve gördüğümüzü sevip sevmediğimizin sorulduğu bir durumdur. Değinmek istediğim bu özelliklerden ilki, demokrasinin vatandaşlar üzerindeki en büyük ahlaki etkisi, Tocqueville'e göre bizi birbirimize karşı daha anlayışlı yapmaya yönelik sürekli eğilimidir. Bu bir tür 18. yüzyıl temasıdır. Daha merhametli olmak, birbirimizin davranışlarına, alışkanlıklarına karşı daha anlayışlı olmak gibi. Yani bu eski bir sorundur. Montesquieu, Tocqueville'in 18. yüzyıl öncüsüdür. Montesquieu, L'esprit de loi yani kanunların ruhunda, insan davranışlarında ve ahlakında savaşçı, aristokratik bir etikten daha anlayışlı ve ahlaki bir duruma getirerek davranışlarımızı yumuşatan şey ticarettir fikrini savunmuştur. Montesquieu bu etkileri büyük oranda ticarete atfetmiştir. Hatırlayacaksınızdır,
İkinci söylevde, eşitsizlik üzerine söylevde, Rousseau başkalarının acılarından rahatsızlık duymak olarak merhameti insan doğasının temel bir parçası olarak ele almıştır. Rousseau'ya göre daha gürültücü ve daha kuvvetli tutkuların gelişmesine rağmen başkalarının acılarına ağlayabilmemiz ve onlarla empati kurabilmemiz gerçeği olarak merhamet doğal iyiliğimizin bir tür kalıntısıdır. Medeni yaşamda bile etkili olan bu empati ve merhamet kapasitesi doğal iyiliğimizin bir tür kalıntısıdır. Ancak Tocqueville'e göre merhamet özelliği Rousseau'da olduğu gibi insanın doğal bir özelliği değildir. Demokratik yaşamın, demokratik sosyal yaşamın bir özelliğidir. Davranışlarımızı ılımlılaştıran ve bizi daha fazla anlayışlı yapan şey doğa değil, demokrasidir. Tocqueville, demokraside yaşam daha anlayışlıdır derken neyi kastetmiştir? Durumlar eşitlendikçe ahlaka dair olan şeyler nasıl ılımlılaşır? Başlıklı çok güçlü bölümde aristokrasiden demokrasiye doğru geçişin ahlaki ve psikolojik sonuçlarını anlatmıştır. Aristokratik dönemde bireyler farklı dünyalarda yaşayıp bir sınıf ya da bir kabile üyelerinin birbirine benzer olduklarını ancak diğer tüm kabile ve sınıfların üyelerinden çok farklı olduklarını düşünmekteydiler. Bu insanları zalim yapmadı elbette. Ancak söz konusu grupların dışındaki insanların acılarına kayıtsız yapmıştır. Herkesin eşit olduğu demokraside ise herkes aynı şeyleri düşünme ve hissetme eğilimine sahiptir. Artık bu türden ayrımlar yapmamaktayız. Demokratik bir vatandaşın ahlaki tasavvuru kendisini bir başkasının yerine koyma konusunda aristokratik dönemlerdekine göre, aristokratik zamanlara göre daha muktedirdir. Herkes birbirine benzer olur. Veya en azından duygularda, hislerde ve ahlaki empati kapasitemizde benzer olarak görülür. Tocqueville'e göre insanlar birbirlerine benzedikçe felaketlerinde birbirlerine karşılıklı olarak daha merhametli olurlar. Böylelikle ulusların kanunları daha ılımlı hale gelir. Birbirlerine karşılıklı olarak merhamet gösterirler. Tocqueville'e göre sosyal yaşamın kilit ahlaki ilkelerinden birisinin dönüşümü bizim üzerimizde oldukça büyük bir etkiye sahiptir. Bu dönüşüm kesinlikle insanları daha anlayışlı ve birbirlerine karşı daha medeni kılmıştır. İşkence, zulüm ya da küçük düşürme bir zamanlar gündelik yaşamın parçası iken bugün bunlar dünya yüzünden büyük ölçüde silinmiştir. Büyük ölçüde diyorum çünkü tamamen silinmemiştir. Biz dünyanın farklı yerlerinde öyle ki hiç görmediğimiz ve hiç gitmediğimiz yerlerdeki insanların acılarıyla kendimizi daha kolay özdeşleştirebiliyoruz. Darfur'daki soykırım ve Endonezya'daki tsunami kurbanlarına yönelik tepkimizi hatırlayın. Tüm bu olaylar belki de hiç gidemeyeceğimiz yerlerde yaşanıyor ancak ahlaki empatimize dokunabiliyor. Başkan Bill Clinton büyük ölçüde dinleyicilere acınızı hissediyorum dediğinde bu tür genişletilmiş bir ahlaki empatiye sahipti. Hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum. Muhtemelen hatırlamıyorsunuzdur. Ancak belki ifadeyi bir yerlerden duymuşsunuzdur. Bu ahlaki empatinin bir genişletilmesi, kendinizi hiç tanımadığınız ve belki de tanımayacağınız insanların yerine koyabilmek durumudur. Bunların hepsi Tocqueville'in demokratik yaşam altında ahlakın ılımlılaşacağı anlayışının birer parçasıdır. Ve Tocqueville bunu ahlaki bir ilerleme olarak görmüştür. Bizim zulüm politikalarını hoş görmedeki isteksizliğimizin örneği olarak dünyada tüm halkların arasında bir tek Amerikalıların ölüm cezasını kaldırmaları, neredeyse kaldırmalarından bahsetmiştir. Bu biraz erken söylenmiş bir şeydir. Belki de bu o gün şu an olduğundan daha doğruydu. Demokratik çağlarda insanlar merhametlidir demiştir Tocqueville. Ancak bu noktada bu merhamet hissi noktasında bir problem vardır. Tüm bu merhametin bir bedeli vardır. Tocqueville'in yazdığına göre demokratik yüzyıllarda insanlar kendilerini birbirlerine adamazlar.
sadece tüm insan türü için bir merhamet duygusu taşırlar. Nadiren kendilerini birbirlerine adarlar. Bu genel empati yaygındır ancak zayıftır. Senin acını anlayabilme yeteneğim bu konuda çok fazla bir şey yapmamı gerektirmeyebilir. Bu noktada merhamet oldukça kolay bir erdem haline gelmiştir diyebilirsiniz. Hassasiyet ve açıklık çağrıştırır. Yargılamadan umursama iması vardır. Çok göreceli bir kavram değildir. Ancak bir kişinin kendi ahlaki yargılarını bir başkasına uygulamasından kesinlikle geri durur. Tocqueville, demokratik halkların çok hassas, çok ılımlı olmaları ve aristokratik erdemler dediğimiz asalet, fedakarlık ve onur gibi eski zamana ait ahlaki kodlardan aşırı uzak olmaları tehlikesine sahip olduklarını mı düşünmektedir? Evet. Sorunun cevabı kesinlikle evettir. O, durumun bu yönde geliştiğine inanmaktadır. Tocqueville'e göre merhamet birçok açıdan hayran olunası bir hissiyat ve ahlaki empatimizi geliştirecek bir duygudur. Ancak Tocqueville'e göre korkulması gereken bir de yanlış merhamet vardır. Merhamet bir erdemdir. Ancak tüm erdemler gibi o da tüm yanlışlarını içerisinde barındırır. Örneğin merhametin aracılığıyla diğerlerine ahlaki üstünlük tasladığımız bir standart haline dönüşmesi gibi. Şu örneğin üzerinde biraz düşünmenizi istiyorum. Bugün diğer insanlara karşı hassas olmamakla, özellikle de üniversite kampüsleri gibi yerlerde anlayışsızlıkla suçlanmak birçoğumuz açısından en kötü ahlaki suçlardan birisi olarak değerlendirilmektedir. Hepimiz sürekli başkalarını düşünmeliyiz ya da düşünüyormuşuz gibi hareket etmeliyiz. Tocqueville'e göre bu durum merhamet üzerinden yeni bir ahlaki hiyerarşi oluşturması ile sonuçlanacaktır. Bu hiyerarşide bir kimsenin üstünlüğü başkalarına yönelik yükseltilmiş hassasiyet ve duygularla oluşturulur. Tam olarak bu yanlış merhamet, oldukça Rousseau'cu bir soru olan, aramızda en hassas kimin olduğu sorusunu soran, bu türden yanlış merhamet bugün siyasal doğruluk dediğimiz şeyin psikolojik belirleyicilerinden birisidir. Pek tabii ki Tocqueville bu terimi kullanmamaktadır. Ancak siz acıma, merhamet, hassasiyetin ahlaki sözlüğümüzü, kendimiz hakkında düşünme ve başkalarını yargılama biçimimizi nasıl şekillendirdiğini düşünebilirsiniz. Eğer bana inanmıyorsanız bir gün öğleden sonra oturun ve Oprah'ı veya benzer bir programı izleyin ve neden bahsettiğimi göreceksiniz. Tabii ki hepiniz bu programları izlemişsinizdir. Belki de benden daha fazla. Her neyse. Merhamet. Demokratik sosyal yaşamın özelliklerinden ilkidir ya da birisidir ancak tek değildir. Bir diğeriyle bağlantılıdır ya da en azından onunla birlikte vardır. Modern demokratik vatandaşın psikolojik yaşamının merkezinde Tocqueville'e göre endişe, Fransızca kavramıyla inquiétude, İngilizceye çevirmesi zor bir sözcük olabilir. Inquiétude, endişe bulunmaktadır. Daha önceki çeviride bu sözcük huzursuzluk olarak geçmiştir. Bu çeviride demokratik ruhun sürekli tatminsizlik özelliğini göstermek açısından hoşnutsuzluk kavramı kullanılmıştır. Çoğu zaman demokratik ruh tıpkı demokrasinin kendisi gibi eksiktir. Daima bir ilerleme içerisindedir. Ve bu sürekli huzursuzluk duygusu Tocqueville'e göre iyi yaşam isteğiyle yakından ilgilidir. Bununla anlatmaya çalıştığı şey özellikle maddi olarak iyi yaşamdır. Yani mutluluğun maddici mutluluk bağlamında ölçülmesidir. Ve bu da demokratik ruhun baskın dürtüsüdür. Birçok şekilde Tocqueville'in demokratik huzursuzluk analizinde hepimizin elde etmek için çok çalıştığı bir takım maddi şeylerin elde edilmesini aristokratik bir alaycılıkla ele aldığını fark edeceksinizdir. Belki de bu demokrasi konusunda Tocqueville'in kafasını her şeyden daha çok karıştıran şeydir.
Ona göre demokrasi her zaman için bir tür orta sınıf ya da sürekli arzularının nesnesi olan şeyleri elde etme peşindeki insanların oluşturduğu burjuvazi yaşam tarzı anlamına gelmiştir. Kitabın tamamında en çok sevdiğim bölümlerden birisi. Amerikalılar refah içindeyken neden kendilerini hoşnutsuz göstermektedirler? Şu pasajı bir düşünün. Şimdi uzun uzadıya okuyayım. Birleşik Devletler'de bir kişi kendisi son yıllarını geçirmek için özenle bir yer inşa eder. Ancak çatısı yapılırken satar. Bir bahçe eker ve sonra tam meyvesini tadacakken bir başkasına kiraya verir. Bir tarlayı temizler ancak ekmesi için başkasına bırakır. Bir ustalık elde eder ancak bırakır. Bir yere yerleşir ancak değişen isteklerinin peşinden başka bir yere gider. Eğer özel meseleleri onu birazcık rahat bıraksa hemen siyasete atılır, yılın sonuna doğru kendisine kalan boş zamanda ise tatminsiz merakını Amerika'nın sınırlarını zorlayarak gidermeye çalışır ve gidebildiği her yere gider. Böylelikle günde 500 lig gidecek ve kendisini mutluluğundan uzaklaştıracaktır. Ne kadar harika bir ifade. Kendisini mutluluğundan uzaklaştırmak. Ve günün birinde ölüm kapıyı çalar ve gereksiz tam mutluluk arayışından yorgun düşmeden önce onu durdurur. Sizce bu kısım yine bu derste okuduğumuz başka bir şeye benziyor mu? Platon'un Devleti'nin 8. kitabında açıkladığı demokratik ruha benzemiyor mu? Demokratik ruhu olan kişi sürekli hareket, sürekli bir hoşnutsuzluk ve hayata bir bütünlük, anlam ve istikamet veren bir tek veya birkaç şey üzerinde sürekli yoğunlaşamama halindedir. Ve işte demokratik insan refah içerisinde, hoşnutsuz, sürekli hareket halinde ve kendisini mutluluktan uzaklaştıran insandır. Öyle gözüküyor ki Tocqueville bu sürekli ve kendine zarar veren tarzda mutluluğun peşinde koşma halinden bir küçümsemeyle bahsetmiştir. Diyebilirsiniz ki refah isteği demokratın hakkı olmuştur ve ne kadar çok mutluluğu isterse onu o kadar elinden kaçırır. Az önce okuduğum parçanın bir satır altında Tocqueville şunları yazmıştır. Bu kadar bolluk içerisindeki pek çok mutlu insanın gösterdiği huzursuzluk ilk etapta bir kimseye şaşırtıcı gelir. Tocqueville'in bu kadar mutlu, uzaklaştırma, huzursuzluk, bollukları içinde bu kadar çok mutlu insanın sergilediği tam huzursuzluk ifadelerini kullanımındaki ironiyi sezinleyeceksinizdir. Bu cümlelere sıkıştırılan sosyal bir yorum söz konusudur. Tocqueville'in huzursuzluk ve bolluk sözcüklerini mutluluğun peşinden koşmakla aynı bağlamda birleştirmesi göstermektedir ki, bu tarz bir yaşam biçimi memnuniyettense endişeyi ve hayal kırıklığını beraberinde getirecektir. Ve Tocqueville bu sürekli hoşnutsuzluk durumunu demokratik bireyin sanal mutlu olma zorunluluğuna geri götürür. Tam bu noktada Darren McMahon'ın muhteşem yeni kitabı Mutluluğun Tarihini okuduysanız eğer size bu kavramın tarihte nasıl kullanıldığını ve mutluluğun peşinden gitme zorunluluğunun, huzursuzluğun yani bu tarz bir huzursuzluğun nasıl demokratik toplumların insanlarını zenginliklerine rağmen eşsiz bir melankoliye ittiğini açıklayacaktır. Yaşam, özgürlük ve mutluluğun peşinde olma idealleri zamanın birinde birisinin söylediği gibi eğlenmek için yapılan eğlencesiz bir macera haline gelmiştir. Bu huzursuz veya hoşnutsuz karakter demokrasinin ikinci özelliğidir. Son olarak üzerine eğilmek istediğim demokratik psikolojinin üçüncü özelliği. Bu kişisel çıkar fikri veya Tocqueville'in ifadesiyle doğru anlaşılmış kişisel çıkardır. Bu hemen hemen herkesin ahlak psikolojisi, faydacılık ya da ekonomi ve oyun teorisi gibi derslerden aşina olduğu bir öğretidir. Kişisel çıkar bu alanlarda neredeyse tılsımlı, her türden insan davranışını açıklayan tılsımlı bir özellik haline gelmiştir. Ancak Tocqueville kişisel çıkardan veya doğru anlaşılmış kişisel çıkardan bahsederken çok özel bir şeyi ifade etmeye çalışmıştır. Diyebilirsiniz ki bu bir anlamda dürüstlüğün en iyi politika olduğunu veya
bu türden şeyler duyduğumuzda içgüdüsel olarak kendisine aşina olduğumuz terimin dar anlamı değil. Genel faydacılık dediğimiz şeydir. Bu kavram çok sade ve açık görünmektedir ama aslında son derece karmaşık ve zor bir tarihtir. Tocqueville, demokrasinin bu bölümlerini yazdığı zaman itibarıyla kişisel çıkar teorileri en azından 17. yüzyıla kadar geri giden, Hobbes ve diğer düşünürlere kadar geri giden uzun bir zamandan beri Avrupa ahlak felsefesinin temel unsurlarından birisiydi. Asıl soru, bu fikrin yani doğru anlaşılmış kişisel çıkar kavramının Tocqueville için ne işlevi olduğudur? İlk etapta sanırım onu bizim düşündüğümüzden daha farklı bir şekilde düşünmüştür. Biz kişisel çıkar kavramını duyduğumuz zaman hemen aklımıza başkasını düşünmenin karşıtı olan kavram, yardımseverliğin ya da fedakarlığın karşıtı olan şeyler gelir. Çıkar veya kişisel çıkar niteliği gereği kişinin kendisine yönelik olduğu düşünülürken, altruizm veya bunun gibi bir şeyin başkalarına yönelik yani başkasının çıkarını, refahını, iyiliğini düşünmeye yönelik olduğu düşünülmektedir. Ancak Tocqueville kişisel çıkardan bahsederken kişisel çıkara dayalı davranışı kibir, şeref ve en çok şan tarafından şekillenen davranışın tam zıttı olarak kullanmaktadır. Hatırlayacak olursanız bu terimler Hobbes'a bir şekilde kibir, boş kibir ve gururu ölüm korkusu veya kişisel çıkara dayalı davranışla ikame etmek isteyen Hobbes'a kadar geri gitmektedir. Şan, Tocqueville ve başkaları için savaş ve savaşçı hedeflerle bağdaştırılırken, çıkar ve kişisel çıkar daima ticaret ve barışçıl rekabet ile bağdaştırılmıştır. Üne ve onura olan aristokratik ilginin aksine çıkar ve kişisel çıkar bizi ortak amaçlar doğrultusunda işbirliğine yönlendiren görece barışçıl ve zararsız bir eğilim olarak görülür. Kişisel çıkar arayışının arkasında tartışmasız bir biçimde demokratik ve eşitlikçi bir tür dürtü vardır. Kişisel çıkar arayışı herkesin takip etmeye muktedir olduğu bir şeyken şeref ve şan gibi şeyler doğal olarak farklı insanlar tarafından farklı miktarlarda sahip olunur. Bu tartışmanın içerisinde onur ve zafer etiği ve bireysel fayda etiği çatışması yer almıştır. Tocqueville ve onun Amerika'da demokrasisi şeref ve şan etiği ile çıkar ve doğru anlaşılmış kişisel çıkar etiği arasındaki bu tartışmaya dahil olur. Amerikalılar bireyciliği doğru anlaşılmış kişisel çıkar doktrini ile nasıl yener başlıklı bölümüne şu cümleyle, şu gözlemle başlamıştır. Tocqueville şöyle yazmıştır. Dünya birkaç zengin ve güçlü kişi tarafından yönetildiğinde kendileri lehine şekillendireceklerdir. Kendi lehlerine olan kişinin görevleri yüce fikrini geliştireceklerdir. Onlar kişinin kendisini unutmasının ve tıpkı Tanrı'nın kendisi gibi kişisel çıkar gütmeden iyi yapmasının uygun olacağını söylemekten memnuniyet duyarlar. Bu aristokratik çağların ahlak meselelerindeki resmi doktrini idi. Sürekli erdemin güzelliklerinden bahsedilen aristokratik yüzyılların diğerlerinden daha erdemli olduğundan şüphe duymaktayım der ve şöyle sonlandırır. İnsanlar sadece gizlice onun faydasını çalışabilmişlerdir. Bu pasaj hakkında seksiyonlarınızda düşünebilirsiniz. Ancak Tocqueville'in kişisel çıkar kavramına doğru anlaşılmış fikrini, nitelemesini eklediğini not edin. Peki bu ne anlam katmaktadır? Ne söylemeye çalışmıştır? Doğru anlaşılmış kişisel çıkar egoizm değildir veya örneğin Rousseau'nun amour propre dediği şey değildir. Bir tür kendisinden bahsedilme, kendisine bakılma ve hayattaki yarışta ilk sırada olma isteği değildir. Daha çok kişisel çıkar, doğru anlaşılmış kişisel çıkar refaha ve kişinin koşullarını iyileştirme tutkusuyla bağlantılıdır. Doğru anlaşılmış kişisel çıkar, Tocqueville için insan davranışının çok önemli bir kaynağı olarak kalmıştır. Ancak arzuların bunlardan ibaret olmadığını, eyleme yönelik teşviklerin sadece bunlar olmadığını hatırlamak önemlidir.
Tocqueville kişisel çıkarın insan davranışının bir tür evrensel belirleyicisi olduğunu düşünmemesiyle bugün birçok sosyal bilimciden ayrılabilmektedir. Kişisel çıkar evrensel bir şey değildir. O belli bir sosyal durumun, diyebiliriz ki belli bir demokratik sosyal durumun ürünüdür. Bu noktada insan davranışının her zaman ve her yerde tek bir nedeni olduğunu düşünen ahlaki ya da psikolojik indirgemecilerden değildir. Tüm davranışların kişisel çıkara dayandığını iddia etmemiştir. Aslında doğru anlaşılmış kişisel çıkar üzerine olan bölümden hatırlayacaksınız. Hatırlayabilirsiniz. Muhtemelen hatırlamayacaksınız. Bir dipnotta Montaigne'in bir denemesinden alıntı yapar. Daha önce bahsettiğim bir isim Montaigne'in şan üstüne denemesinden okuyucuya ün ve şeref isteğinin her zaman refah ve mutluluk isteğiyle mücadele ettiğini hatırlatmak için alıntı yapmıştır. Sonuç olarak bunlar insan davranışının çatışan iki motifidir. Bu kişisel çıkar etiğinin neye sebebiyet vereceğini düşünmüştür. Yine tıpkı merhamet gibi kişisel çıkar doktrini de aristokratik etiğin savaşçı asillerin katı özelliklerini yumuşatmıştır. Doğru anlaşılmış kişisel çıkar, ün ve şan etiğine tam bir zıtlık ifade etmektedir. Bununla birlikte ikinci cilt boyunca Tocqueville'in onur ve asalet gibi aristokratik kodların düşüşünden nasıl hayıflandığını görmek mümkündür. Buna karşıt olarak doğru anlaşılmış kişisel çıkar doktrininin gösterişli değil ancak açık ve net olduğunu söyler. Tahmin edilebilirlik ve güvenilebilirlik özelliklerine sahiptir. Tocqueville'e göre kendisi bir erdem değildir. Ancak insanları şekillendirebilir. Bunlar onun terimleridir. Ölçülü, ılımlı ve kendisinin efendisi, düzenli, ölçülü, ılımlı ve uzak görüşlü hale getirebilir. Sizce bu neye benziyor? Bunun üzerinde düşünmenizi istiyorum. Bu ne tür bir insan tipidir ve yarattığı şey nedir? Bunlar demokratik cumhuriyetin erdemleridir. Kahramanlık ya da olağanüstü özellikler değildir ancak herkesin erişebileceği bir şey olma erdemine sahiptir. Peki, böyle bir ahlaki kod kendi hatırına arzu edilebilir bir şey midir? Bu Tocqueville'in biraz havada bıraktığı bir noktadır. Tocqueville'in ifadesiyle tüm felsefi teoriler arasında doğru anlaşılmış kişisel çıkar doktrini zamanımız insanının ihtiyaçlarına en uygun olan şeydir. Bu yargıya bir bakın. Dönemimiz insanının ihtiyaçlarına en uygun olan şey. Yani ne evrensel olduğunu ne de en iyi olduğunu iddia ediyor gibi görünmektedir. Sadece zamanımız, bizim insanlık düzeyimiz, bulunduğumuz yer için en iyi olandır. Yine bu ifadede üstü kapalı bir eleştiri varmış gibi görünmektedir. Kişisel çıkar ve yine onun modern demokratik bireyi şekillendirmedeki rolü üzerine olan bu önemli bölümü yeniden okurken düşünebilirsiniz bunu. Böylelikle bu üç özellik, merhamet, diğeri neydi? Evet, huzursuzluk. Evet, güzel. Ben bile kendi söylediğim şeyi hatırlayamıyorum. Huzursuzluk ve kişisel çıkar. Sadece sizi deniyordum, kontrol ediyordum. Yoksa geçici hafıza kaybına uğramış değilim. Tüm bunlar Tocqueville'e göre bizi şekillendiren şeylerdir. Demokratik bireyin portresini çizmiştir. Ancak bunu demokratik bireyin kendisinden çok esasen Fransa'daki okuyucularına göstermiş ve insanların gelecekteki, demokratik insanın gelecekteki görüntüsü bu şekilde olacak gibi gözüküyor demiştir. Bir şekilde adapte olabilmek için her ikisine de ihtiyacımız vardır. Hem gelecekte bizi bunun beklediğini bilmeli ve kendimizi ona adapte etmeliyiz. Hem de bir dereceye kadar bizi neyin beklediği ve kendimizden ne tür bir halk yaratabileceğimiz hususunda ihtiyatlı olmalıyız. Ve bu beni başta demokratik eğitim ve demokratik devlet yönetimi konusunda bahsettiğim temaya getirmekte. Demokratik çağda devlet adamının rolü nedir? Kişi nasıl bir taraftan bu özelliklere uyum sağlarken bir taraftan da onları yönlendirmelidir? Amerika'da demokrasi bir siyasal eğitim. Sadece Tocqueville'in zamanı için değil, gelecek için de
liderlere ya da potansiyel liderlere yönelik üstün bir siyasal eğitim eseridir. Devlet yönetiminin imkanları her zaman olduğu gibi siyasetten ve siyaset biliminden ne anladığımıza bağlıdır. Bu siyaset bilimi nedir? Kitabın giriş kısmında hicivli cümlelerinin bir tanesinde ki bunlara alışmalısınız. Çünkü Tocqueville herhangi bir fikri vurgulamak için bu tarz cümleleri kullanmayı sever. Size bunu tavsiye etmiyorum ancak kendisi bir cümleden bir paragraf yaratabilen bir yazardır. Bu kitaptan bahsederken şunları söylemiştir. Yeni bir dünya için yeni bir siyaset bilimi. Bu cümle derhal dikkatinizi çekmelidir. Bu yeni siyaset bilimi nedir? Yeni bir siyaset bilimi bazı açılardan yine antik düşünceden ayrılan Machiavelli'yi takip ediyordu. Ama belki de Machiavelli, Hobbes, Locke ve Rousseau gibi modern öncülerinden de ayrılıyordu. Yeni bir demokratik çağ ve tamamıyla yepyeni bir dünyaya yönelik siyaset biliminin ayırt edici özelliği nedir? Şöyle anlatayım. Tocqueville'in yeni siyaset bilimi, tarih veya tarihsel güçler ile bireysel faaliyet arasındaki, bireysel güç veya faaliyet ile tarihsel güçler arasındaki ilişkinin yeni ve derin bir kavrayışına dayanır. Şimdi bununla ne demek istediğimi açıklayayım. Amerika'da demokrasinin her okuyucusu daha ilk sayfasından fark eder ki Tocqueville tarihe yazgısal bir güç atfetmiştir. Yüzyıllarla ölçülen yoğun ilerleme ya da aristokratik toplumdan demokratik topluma geçiş onun tanımladığı şekliyle neredeyse takdir-i ilahidir. Okuyucularını bu sürece direnmeye veya onu geriye çevirmeye çalışmanın hatalı ve nafile olduğu hususunda uyarır. Bu nafile bir çabadır. Bu sadece nafile bir çaba olmayıp daha ötesinde sanki bu tarihsel büyük ilerleme veya sürecin arkasında Tanrı'nın eli varmış gibi bu sürece karşı koymanın günahkarlık olacağını, Tanrı'nın iradesine karşı gelmek olacağını bile ileri sürmektedir. Tocqueville çok açık ki kasıtlı bir şekilde abartılı bir argüman sunuyor. Ancak bence bunu yapmasının nedeni ciddi ve önemli bir nokta vurgulamaktır. Siyasetimiz onu değiştirmek veya ondan kaçabilmek doğrultusunda çok az bir şey yapabileceğimiz biçimde insanlık tarihinin uzun süreli yapıları arasına işlenmiştir. Biz bireyler olarak bu yapılara derin bir biçimde işlenmiş görünmekteyiz. Modern siyaset bilimcilerin bunu açıklamak için sıkça kullandıkları bir terimle ifade edersek, bu argüman sıklıkla güzergahın belirleyiciliği, path dependency olarak adlandırılan şeyden türetilmiştir. Güzergahın belirleyiciliği bizim kendilerine direnme veya kontrol etme hususunda çok az şey yapabileceğimiz gelişme güzergahları, eğilimler ve tarihsel süreçlere derin bir biçimde işlenmiş olduğumuzu ifade eder. Birçok bakımdan Tocqueville'i bireysel inisiyatif ve faaliyete çok az yer bırakan bir tür, bir tür tarihsel ve sosyolojik determinist gibi yazarken görmek mümkündür. Kader, kader çizgisi, eğilim gibi sözcükler siyasal eylemin sınırlılıklarını vurgulamak üzere kitapta sıklıkla kullanılmışlardır. Kitabı sayfa sayfa inceleyip bu sözcüklerden eğilim, kader, kader çizgisi gibi sözcükleri karşı konulamaz akımlar, tarihsel akımları ima eden deterministik kelimeleri kaç defa ve hangi bağlamda kullandığını bulmak ilginç bir deney olurdu. Kitap boyunca tarihsel ve sosyal eğilimler olarak kabul ettiği şeyler temelinde birçok tahminde bulunmuştur. Kitapta bu eğilimler temelinde tahmine yer vermediği bir sayfa, neredeyse bir paragraf bile bulmak oldukça zordur. Yine zaman bulursanız kitabın tamamını inceleyin. Bu sömestr vaktiniz yok. Belki de daha sonra kitabı inceleyip Tocqueville'in bu tarihsel süreçler temelinde tahminde bulunmasının bulabildiğiniz kadar fazla sayıda örneğini tespit etmek iyi bir mezuniyet tezi çalışması olacaktır. Bunların çoğu bağımsız insan eylemini ya da tarih içerisindeki devlet yönetimi rolünü reddediyor gibi görünecektir.
Elinizdeki çevirinin 154. ve 155. sayfalarındaki şu pasaja bir göz atın. Tocqueville burada devlet adamı hakkında yazmıştır. Şunları söylemiştir. Bazen uzun çabalar sonucunda bir yasa koyucu, ulusların kaderini dolaylı yoldan etkilemeyi başarır. Ve sonra bir tanesi çıkıp onun dehası hakkında metiyeler düzer. Oysa o yasa koyucu hiçbir şekilde değiştiremeyeceği coğrafi konum, kendi etkisi dışında oluşmuş sosyal bir durum, kaynağının ne olduğu hakkında cahil olduğu fikirler ve değerler, hakkında bir şey bilmediği bir başlangıç noktası, kısmen boşuna mücadele ettiği ve kendisini sürükleyen karşı konulamaz sosyal akımlara tabidir. İşte böyle. Tocqueville, coğrafya, değerler ve sosyal konum olmak üzere insanı çevreleyen durumların farklı belirleyicilerinin listesini vermiştir. Ona göre bunlar topluma karşı konulmaz akımlar sunar. Bu noktada yöneticinin hiçbir şey yapamayacağı ya da karşı koyamayacağı determinist bir dil söz konusudur. Bu kısa ifadeye bir devlet adamı uzun bir çabadan sonra ulusların kaderini dolaylı olarak etkilemeyi başarır. Ve sonra da bir dahiymiş gibi bu kutlanır şeklinde başlamıştır. Burada Tocqueville'in ironisini, yöneticinin rolü ve yeteneği ve önemli bir değişiklik yaratabilme gücünü hafife alışını gözlemleyebilirsiniz. Siyasal olmayı sevmiyorum. Ancak başkanımız ya da çevresindekiler birkaç yıl önce şu anki sorunlarımız başlamadan bu paragrafı okusaydı acaba ne düşünürlerdi? Her neyse, bu parça yeni bir hükümdarın ya da yöneticinin halkları ve kurumlarını oluşturduğunu iddia eden Machiavelli ya da Rousseau'nun iddialarıyla da alay ediyormuş gibi görünmektedir. Tocqueville, yöneticinin çok fazla etki edemeyeceği coğrafi, sosyal geleneksel ve ahlaki bir takım faktörlerle kısıtlandığını ve kendi başına çok az şey yapabileceğini düşünür görünmektedir. Bu durumda yönetici, gemisinin kaderi dış şartlara bağlı olan bir gemi kaptanı gibidir. Yani yönetici, okyanus ortasında yolunu bulmaya çalışan bir adama benzetilmektedir. Kendisini taşıyan aracı yönetebilir, ancak onun yapısını değiştiremez, rüzgar yaratamaz ya da okyanusun dalgalanmasını engelleyemez. Tüm bunların hepsi yapabileceklerimizi sınırlandıran tarihsel özellikler tarafında gözükmektedir. Ancak eğer Tocqueville devlet adamının bu türden şartlar tarafından bağımlı olduğunu sık sık dile getiriyorsa, o özellikle de ikinci ciltte insanın etki edebilme, değiştirebilme gücünü reddeden tarihsel determinizmin felsefi veya entelektüel her türüne şiddetle karşı çıkar. O, bazen insanın yüceliği iddialarını utandırma veya mütevazi kılmak için yazarken, aynı zamanda insanın siyasette ve tarihteki rolünü reddeden insanın kendine inkar etme eğilimi, bu çok tehlikeli eğilim hakkında da kaygılıdır. Sıklıkla demokratik dönemin özelliğinin herkesin eşit olarak düşünülmesi ve bu nedenle bir şeyleri değiştirmek ya da etkilemek söz konusu olunca hepimizin eşit derecede güçsüz olarak düşünülmesi olduğunu belirtmiştir. Şimdi size şimdiye kadar bazen bunu hissetmeyen veya her zaman hissetmeyen var mıdır diye soracağım. Hepimiz aşağı yukarı eşitiz, ancak hiçbirimiz büyük bir toplumsal dönüşüm yaratmak için gerekli bir güce, büyük bir güce sahip görünmüyoruz. Çok güzel ve etkileyici bölümler var, ancak ben sadece bir tanesinden bahsedeceğim. Bölüme bakın, tam olarak kaçıncı bölüm olduğunu hatırlamıyorum. Ama başlığı tarihçiler üzerine olan bölümden bahsediyorum. Bu bölümde aristokratik dönemde, özellikle de antik çağda tarihçilerin rolü üzerine yazmıştır. Tarihçiler olağanüstü kişilere ulusları ve ulusal değişiklikleri yaratabilecek gücü atfetmişlerdir. Ancak demokratik toplumlarda, modern zamanlarda tarihçileri sosyal bilimleri de içine alacak bir terim olan tarihçi terimi bağlamında ele alma eğilimine sahibiz. Biz bireyin gücünü, bireyin eşsiz gücünü görmezden gelen sistemlere yansıtma eğilimindeyiz. Şunu söyleyebilirsiniz ki bizler
üzerinde bireyin hiç kontrolünün olmadığı büyük tarihsel ve nedensel koşulların ürünüyüzdür. Marksizmin bireyin gücünü hiçe sayma biçimini düşünün. Freudçu analiz, arzularımız ve hareketlerimizi üzerlerinde çok az etkimizin olduğu güçler tarafından belirlenmiş olarak görmektedir. Ve her türden ekonomik gelişme teorilerinin bizi insan davranışının tek tip kuralları altında yaşıyormuşuz gibi farz ettiğini hatırlayın. Burada bireyin yeri nerededir? Bu bölüm Tocqueville'in genel argümanının mükemmel bir resmini ortaya koymaktadır. Peki öğretisi nedir? Veya daha özelde geleceğin devlet yönetimi için tavsiyeleri nelerdir? Kitabın sonlarına doğru Tocqueville ince ve gergin bir ipte yürüyormuş gibidir. Çağdaşlarının demokratik çağda olduğumuza, aristokrasiden demokrasiye dönüşümün geri çevrilemez olduğuna, bu dönüşüme direnilemez olduğuna ve aynı zamanda demokratik devrimin bir gerçeklik olduğuna ikna etmek istemektedir. Ancak aynı zamanda demokrasinin gelecekte ne şekil alacağının büyük oranda iradeye ve zekaya, bazen aydınlanma olarak da ifade ettiği şeye ve özellikle de insani yetkinliğe bağlı olduğu hususunda bizi bilgilendirmek istemiştir. Demokrasi kaçınılmaz olabilir. Eşitlik çağı kaçınılmaz olabilir. Fakat demokrasi tek parça halinde bir şey değildir. Demokrasi sadece gayri şahsi tarihsel güçlere bağımlı olmakla kalmaz. Doğru anlaşılmış kişisel çıkardan şerefe ve hırsa değişen aktif erdem ve bireylerin zekası diyebileceğimiz şeye bağımlıdır. Demokrasi hala birçok şekil alabilir. Özgürlüğe mi yatkın olacağı yoksa kolektivizme mi yatkın olacağı Tocqueville için ucu açık bir sorudur. Demokrasi nasıl bir şekil alacaktır? Tocqueville buna çok ama çok önemli konuya kitabının en son paragrafında geri döner. Bilmiyor değilim der okuyucusuna. Çağdaşlarımın bazılarının halkların bu dünyada kendi efendileri olamayacağını düşündüğünü bilmiyor değilim. Yapabileceğimiz çok az şey vardır. Bu nedenle halklar hangisinin olduğunu bilmediğim daha önceki olaylardan doğmuş aşılamaz ve anlaşılamaz güçlere, ırk, toprak ya da iklime uymak zorundadırlar. Bunlar yanlış ve korkakça öğretilerdir. Ve zayıf insanlar ve ödlek uluslardan başka hiçbir şey yaratmazlar. Bu şu anlama gelmektedir ki tarihsel determinizm öğretilerinin halk üzerinde gerçek bir etkisi vardır. Bizi zayıflatırlar, bizi korkaklaştırırlar, bizi, tüm toplumu güçsüzleştirirler. Devamında Tocqueville, Tanrı tüm ırkı tamamen özgür veya tamamen köle olarak yaratmamıştır. Evet doğru, o her insanın etrafında içinden çıkamayacağı ama içinde güçlü ve özgür olduğu ölümcül bir çember çizmiştir. Yani aynı şey halklar için de geçerlidir. Tocqueville bizi bir çözümle değil bir paradoksla veya düşünmemiz için bir meydan okumayla baş başa bırakmıştır. Belirlenmişiz ama tamamıyla değil. Devlet adamı üzerlerinde bir etkimizin olamayacağı tarihsel, sosyal ve kültürel güçler ve kurumsal dizayn ve ahlaki kabuller gibi bizim etkileme gücümüz dahilinde olan meseleler arasında nasıl dümen çevireceğini bilmelidir. Akıllı insanların daima bildiği gibi, herkesin değil ama akıllı insanların bildiği gibi, siyaset daima lisanın içinde gerçekleşen bir aracıdır. Bu, insanlara hem geçmişlerini inşa etmek hem de geleceklerini hayal etmek için dilsel ve retorik yetiler kazandırılması meselesidir. Dil ve söylem ile geçmişi inşa etme ve geleceği hayal ettirme yeteneğine sahip olan insanların olayıdır. Dildir, Aristoteles'e dönecek olursak, logostur. Bize esneklik veren, değişen şartlara uyum sağlayıp yenilerini yaratmamızı sağlayan dildir. Tocqueville bize demokratik çağda demokratik toplumların geleceğini şekillendirmek için gerekli olan lisanı sağlar. Bu dille ne yapacağımız ve Tocqueville'in hayal edemeyeceği yeni şartları nasıl uygulayacağımız elbette tamamen bize bağlıdır. Bunu da söyledikten sonra Tocqueville'i burada sonlandırmak zorundayım. Çarşamba günü son derste görüşeceğiz ve ondan sonra nereye gideceğimiz hakkında konuşacağım.